Sunre TV ve İçer TV'den hepinize iyi günler sevgili izleyiciler, kıymetli takipçiler. Biliyorsunuz yeni yayın dönemimizde yeni bir programla karşınızdayız. Yapmacık olan ve sentileştirilmiş olan her şeyin günümüzde olduğu bir dönem ve bu döneme karşı doğal olanı savunma. Gerçekten doğal olan her şeyi savunarak doğal haliyle anlatılması, yalın şeffaf haliyle tartışılması ve bu yalın ve şeffaf halinden de sonuçlar elde ederek hayata devam etmek çok önemli. Doğal olan aslında doğanın ta kendisidir. Katışıksızdır ve doğanın var olduğundan bu yana kendine has kural ve kurallarıyla devam etmektedir. Doğanın bir parçası olan bizler de hayatımıza zenginlikler katsak da değişen teknoloji, bilim ve felsefenin açmış olduğu bütün alanlarda yeniliklere açık olsak da sonuçta biz yine doğal olarak doğan, büyüyen ve veda eden olarak hayatımızı sürdüreceğiz. Onun için doğal olanı bilmek ve konuları öyle işlemek çok önemli. Bir önceki hafta biliyorsunuz insanların yaşamında en çok önemli olan konulardan bir tanesi sağlıktır. Sağlıklı olan insanların yaşamıdır. Ama sağlıklı olan insanların yaşamının da güvence altında olması hukuka, adalete bağlıdır. Adil olmayan bir ortamda orman kanunlarının olduğu bir yerde sağlığın bile çoğu kez hiçbir işe yaramayacağını biliyoruz. Ve hukukun çok önemli olduğu ülkelerde de insanların hem kazandıkları hem mal güvenliği hem can güvenliği çok önemli. Kanun ve kurallar dahilinde de güvence altına alınmasının bilinciyle yaşarlar. Onun için biz ilk konuyu adalet yani hak, hukuk ve adaletin önemi konusunda da bazı başlıklar açtık. Bu başlıklar sene boyunca da aralıklarla devam edecektir. Bugün de bu konuyu biraz daha açmaya çalışacağız. Biliyorsunuz hukukun üç önemli ayaklarından bir tanesi sav, savunma ve karar. Sav ile savcı, savunma ile avukat, karar ile hakimler çok önemli bir celse oluştururlar. Mahkeme oluşur. Bu mahkemenin neticesinde verilen hukuk kuralları doğrultusunda verilen kararların kamu vicdanını rahatlatıp rahatlatmadığı çok önemli. Şimdi ben daha fazla vakit kaybetmeden geçen programda tanıtmıştım. Bu programda da tanıtmak istiyorum. Konuklarım ve program arkadaşlarım sırayla Gültekin Hakan Koçman, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Mersin İli Temsilcisi, Avukat Bilgin Yeşilboğaz, Mersin eski Baro Başkanı ve şu anda Baro avukatlarından ama sadece avukat değil, ilimizde ve ülkemizde mevcut olan bütün sorunlara duyarlı, fikirleriyle, fiziki katkılarıyla ve çabalarıyla da her zaman onlara destek olan bir avukat. Bir de bizim gerçekten saygıyla aramızda görmekten mutlu olduğumuz tecrübesiyle, fikirleriyle, farklı fikirleri ve farklı düşünceleriyle de iş insanı olarak zevk katan, keyif veren ve ilham veren bir abimiz Mustafa Güler iş insanı. Bunları size daha önceki programda da sadece sunmamıştım. Onların da sorulara vermiş olduğu cevaplarına ek olarak olgunlaştırdıkları fikirler biliyorsunuz sizin tarafınızdan zevkle takip edilmiş. Programdan sonra da bize aktardıklarınızla da memnuniyetiniz bizi memnun etmiştir. O halde biz hemen şimdi yeni gündemimizde olan konuyu işlemek üzere sırayla adaletle ilgili iç sözü söyleme hakkı olan hukukçulara sözü vererek başlamak istiyorum. Aramızda hukukun Baro Başkanı olmasından kaynaklanan, avukat olmasından kaynaklanan ve gündemimizle ilgili konuyu işleme anlamında ilk sözü avukat Bilgin Yeşilboğaz'a vermek istiyorum. Sayın Yeşilboğaz, bir önceki programda biliyorsunuz hukuku, tarih, felsefi, hukuksal, toplumsal, sosyal ve ekonomik anlamda genel çerçevesini çizmiştik ama bir derya olduğunu belirtmiştik. Her alanda hukukun ayrı bir yeri var demiştik. Bu alanda da biraz daha çok hukukun üç temel unsuru olan sav, savunma ve karar ayaklarını, özelliklerini, olmazsa olmazını ele alalım dedik. Ve bu anlamda da ilk sözü size vermek istiyorum. Sizce sav, savunma ve karar
hukukun neyini daha çok gündeme getirmekle vazgeçilmez. Ve bu beraberliğin de hukukun tecellisi için bundan sonra bütün hukuk toplumlarındaki önemi nedir? Onları anlatmanız anlamında ilk söz sizin. Evet, teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar. Değerli partnerlerimize de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bizi ekran başında izleyen gerek kentte gerekse Ulusal TV'de tüm dostlara da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Mersin'den. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi gerçekten hukuk deryadeniz. Ama hukuku anlatmadan önce geçen haftaki programımızda hukuk nedir? Hukukun felsefi anlamda, sosyolojik anlamda, işte kültürel anlamda, toplumlara katkıları, gelişimi, gelişim seyri, diğer demokratik ülkelerdeki konumlandırması nedir? Bunları tartışmaya başladık dilimizin döndüğünce. Burada biraz daha somutlaştıracağız tabii. Siz de konu başlıklarını verdiniz. Hukuk dediğiniz zaman önce temeli insanı alıyorsunuz. Zaten her işi yaparken, her projeyi gerçekleştirirken mutlaka temeline insanları alıyorsunuz. Şimdi insanlar doğuştan devredilmez hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu özgürlükler gerek uluslararası mevzuatlarda, gerekse anayasayla, gerekse iç mevzuattaki yasalarda korunmuş ve güvence altına alınmıştır. Önce birey diyoruz. Birey bu hukuk ortamında yasaların kendisine tanımış olduğu çerçevede özgürce gelişmek, fikirlerini geliştirmek, çağdaşlaşmak ve topluma yararlı birey olmak anlamında, topluma katkı sunmak anlamında özgür olmak zorunda. Bu nedenle de temel hak ve özgürlükleri, doğuştan getirmiş olduğu temel hak ve özgürlükleri kanunla güvence altına alınmıştır. Çok istisnai durumlarda ki yaşam hakkı bunun dışında olmak kaydıyla bazı temel hak ve özgürlükler belli durumlarda anayasanın vermiş olduğu istisnai durumlarda kısıtlanabiliyor. Ama tamamen ortadan kaldırılamıyor, sadece dönemsel anlamda kısıtlanabiliyor. Şimdi yargı bu işin neresinde? Önce hukuk güvenliği diyeceğiz tabii. Yargının var olabilmesi için, yargının topluma güven verebilmesi için ve toplumdaki bireylerin yargının kararlarına, yargının sujelerine itaat etmesi, onların vermiş olduğu kararları içselleştirip kabulleniş aşamasına geçmesi için hukuk güvenliğinin olması şart gerek. Hukuk güvenliğinde neyi arıyoruz biz? Her şeyin belirlenebilir olması gerekiyor. Her şeyin belirlenebilir olması ne demek? Sizin yapacağınız her türlü hukuki işlemlerde, ticari işlemlerde, yaşamsal faaliyette veya her türlü ikili ilişkilerinizde yapmış olduğunuz işlemin hukuki karşılığının ne olduğunu net bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Hangi hukuki çerçevede o ilişkiyi kurabilirsiniz? Hangi aşamalara geçebilirsiniz? Nereye kadar gidebilirsiniz? Bu belirli olursa insanlar evlenirler, işte ticarethaneler kurarlar, şirketler kurar, üretime geçerler, ticaret yapabilirler. Tüketim aşaması dahi bu hukuki güvenliğin içerisindeki yargı ve kanun çerçevesinde yapılması gereken işlemlerdir. Bu hukuki güvenlik içerisinde yargı en önemli sujelerden bir tanesi. Sizin de bahsettiğiniz gibi yargının 3 saç ayağı dediğimiz 3 sujesi vardır. Bunlar eşitler arası bir düzlemdedir. Dikey arası bir hiyerarşik bir yapıda değil, yatay bir ilişkileri vardır eşitler arasında. Bunlar karar merciği olan, tamamen anayasamıza göre, orada yazılana göre bağımsız olan ve vicdanlarına göre karar veren, kanunlara göre karar veren yargı merciğinin içindeki karar merciği. Yani hakimler, yargıçlar. İkinci kısımda sav geliyor. Kamu adına iddiada bulunan, kamunun hak ve menfaatini gözeten bir nevi kamunun avukatı gibi de düşünülebilir. Sav, savcılık makamı geliyor. Tabii bunların dışında tamamen bağımsız olan, özgür olan ve güçsüz bireyi, hak mağduru bireyi güçlünün karşısında korumaya çalışan, hakkına kavuşmasını sağlayan veya hak kaybına uğramaması için mücadele eden, gerek kişiler karşısında, gerek idari makamlar karşısında, gerek devletler karşısında, gerekse devletler karşısında koruma sağlayan, hukuki güvenlik sağlayan avukatlar vardır. Bunun için koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Çünkü ortada bir tane hak vardır ve bu hakkın gerçek hak sahibine teslim edilmesi gerekiyor. Savcı da hakkın
maddi gerçeğin ortaya çıkması için çalışmak zorunda. Bir sanık varsa bir olayda bunun hem lehine olan hem aleyhine olan delilleri toplayıp objektif bir şekilde sunmak zorunda. Burada karşınızdaki kişinin ne dilini, ne dinini, ne cinsini, ırkını, hiçbir şeyini, siyasi görüşünü vesaire hiçbir şeyini tartışamazsınız. Bir sujedir o sadece ve hakkın teslim edilmesi gerekiyor. Avukatlar da aynı şekilde savunmayı yaparken tamamen ön yargısız ve ön kabulsüz bir şekilde savunduğu kişinin sadece kanunlar çerçevesinde haklarını savunurlar. Suçu savunmazlar. Bir cinayet, bir trafik kazası veya işte bir ticari ilişkideki haksızlık ve haklılık neyse sadece maddi gerçeği ortaya koymaya çalışırlar ve maddi gerçeğe göre hakkı varsa hakkının verilmesi veya bir müeyyide uygulanacaksa kanunda yazılı gerçek uygulanması gereken müeyyidenin uygulanması için uğraşırlar. Yani bir hakkı ortadan kaldırmazlar, bir suçu ortadan kaldırmazlar avukatlar. İki tarafın ortaya koymuş olduğu, mutfağa daha doğrusu getirmiş olduğu bu doneler karşısında bir de karar merceği var. Karar merceği de ortaya konulan bu iddialar, savunmalar, deliller karşısında kanunların kendisine vermiş olduğu yetkiler ve kanunlar çerçevesinde bir karar verir. Ve bu kararı kamu adına verir. Çünkü vermiş olduğu kararın öncelikle kamu vicdanında kabul görmesi, kamu vicdanını rahatlatması gerekiyor. Bu şekilsel anlamda böyle. Burada hakim önce Meri kanununa bakar. Meri kanununda bir şey bulamazsa anayasaya bakar. Uluslararası mevzuata bakar. Hiçbir şey bulamasa dahi doğal yargı ilkesi, hukuk ilkesi gereği teamüllere gider. Örf adetlere gider. Oradaki kurallardan uygulanabilir olanı uygulamaya çalışır. Bu kadar geniş bir çerçevede bakar yargıç olaya. Ve uygulayacağı kanunların da veya kuralların da anayasaya aykırı olmaması gerekiyor. Temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olmaması gerekiyor. Böyle bir durum olduğunda da bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürerek bunlar temel hak ve insan haklarına aykırı yasalardır. İnsanın özgürlüğünü, yaşam hakkını vesaireyi sınırlandıran maddelerdir der ve bunlar Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilmesini de talep edilir. Bu kadar geniş yetkileri vardır aslında yargıçların. Sorun bu üç erkin birlikte objektif, siyasetten ayrı hukukun üstünlüğünü ve hukukun güvenliğini sağlayacak şekilde koordineli çalışması gerekiyor. Biz hakimlere yapmış olduğumuz işlerde, savcılara görevlerinden dolayı saygı duyuyoruz. Birbirimize sadece görevimizden dolayı saygı duyacağız. Çünkü hepimizin yapmış olduğu iş gerçekten kutsal. Bizim yapmış olduğumuz iş eğer birbirimize güvenir, saygı gösterir, sağlıklı kararlar çıkarabilirsek toplumda bizim yapmış olduğumuz bu yargı işlemlerinde kurallara uymayı ve bir sonraki adımını atarken karşımda benim yargıç var demeyi veya mahkemeler var, yargı var demeyi içselleştirir. Kendiliğinden hak aramadan veya suç işlemeden kaçınır. Böyle bir şey var. İşte Berlin'de mesela bir geçenlerde gördüm. Gerçekten dünya literatürüne de girmiş bir laftır. Berlin'de hakimler var cümlesi. O olaya konu olan anekdottaki değirmeni olduğu gibi bırakmışlar bir parkın içerisinde. O duruyor. Bunun anlamı da şu, bizde yargı var. Krallar döneminde dahi yargı var. Kral dahi yargıya uymak zorundaydı. İşte hani çiftliğini veya av sahasını büyütmek için buradaki her şeyi almak istiyorum dediğinde bir değirmen var. Değirmencinin değirmenini satın almak istiyor. Ben satmıyorum diyor. Sattık değil. Kral istiyor. Olabilir diyor. Satmak istemiyorum. Sen krala karşı mı geliyorsun diyor. Karşı gelmiyorum ama burası benim mülküm. Neye güveniyorsun diyor. Berlin'deki mahkemelere güveniyorum diyor. Kral dahi bu cümle üzerine mahkemelerin kararları tartışılmasın, hukukun üstünlüğü sağlansın diye haklısın, haklı diyor, doğru söylüyor diyor. Ve almaktan vazgeçiyor. Kendi çiftliğin içerisinde onun yeri duruyor. Ve onu da sembolize etmek anlamında hale 100 yıldan fazladır halen orada duruyor. Bakın bu çok önemli. Çok önemli. Durumumuz bu. Çok teşekkür ederim Sayın Yeşilboğaz. Hukuksal anlamda savunma ve kararın önemini, bu önemin de tartışılmadan, vicdanları kanatmadan hukuksal anlamda sonuçlanmasının yaratacağı sonuçların toplumdaki huzur tesis etmenin de çok önemli bir sonucu olacağını da aslında birazcık
aralamış oldunuz. Ve tabii ki önümüzdeki dakikalarda, saatlerde bunu biraz daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Uyurmadığı zaman neler olacak onları da anlatacağım. Tabii anlatacaksınız. Şimdi tabii. Klasik olması gereken anlamı. Tabii kesinlikle. Ama aramızda bir felsefeci arkadaşımız var. Aynı zamanda Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti İl Temsilcisi Sayın Koçman. Sayın Koçman, daha önce programda da giriş yaptınız. Diğer arkadaşlarımız da kendi alanlarında konuları açtılar. Ama biliyorsunuz ki insanların sosyal bir tarafı vardır. Yani insanlar sosyal canlılardır. Sosyal yaşamı benimseyen canlılardır. Diğer canlılar bu özelliklerinden mahrum olduğu için onların ön sezgileriyle, öngüdüleriyle ve genlerine uygun yapılarla birbirlerini yargılamadan doğanın onların önüne koyduğu kurallarla yaşarlar. Bazen bunlara orman kanunları ve kuralları diyoruz. Bazen onlara genetik otobur şeklinde yorumlarla kendilerine uygun bir dünya içindeki varlıklarını ele alırız. İleride onların da insan gözüyle hukuksal boyutlarını ele alacağız ama ben sadece sosyal yaşamda sosyal yaratık olan ve sosyal yaşayan insanların her şeyi aslında hukuk tarafından da gözlem altındadır. Alışverişleri, evlilikleri, miras kanunları, yemeleri, içmeleri, büyümeleri, miras edinmeleri veya mirastan mahrum bırakılmaları gibi milattan önce başlayıp günümüze kadar da önce teamüller, gelenekler, görenekler, sonra hukuka girecek aşamalara kadar gelen felsefi bir boyutu vardır, bir sosyal boyutu vardır muhtemelen. Bu anlamda size ben söz vermek istiyorum. Sosyal yaratık olan insanın yaşamını birbirleriyle başından başlayarak günümüze kadar getiren sosyal yönü nedir? Buradaki önemi nedir? Bundan sonra nasıl devam eder? Hukukla bağlantıları nedir? O konuda biraz bilgi vermenizi rica ederim. Rica ederim. Rica ederim Semir Hocam. Şöyle yani aslında insan sadece ekmekle, suyla, havayla ya da diğer fiziksel işte besinlerle, ortamla yaşayan bir varlık değil Semir Hocam. Aynı zamanda manevi tarafı olan, ruhsal tarafı olan, psikolojik ve sosyolojik tarafları olan da bir varlık. Yani siz bir insanı sadece ona ekmek vererek, su vererek ya da ihtiyaçlarını, fiziksel ihtiyaçlarını karşılayarak var edemezsiniz. Yani insanın insan olabilmesi için hem kendi içerisinde hem de toplumda sosyal açıdan karşılanması gereken ihtiyaçları ve gereksinimleri var. Bu yüzden işte insan sadece ekmekle yaşanmaz denir. Bu yüzden insanların gerçekten uygar bir şekilde yaşayabilmeleri ve sosyal bir topluluk içerisinde, uyum içerisinde yaşayabilmeleri için yasalar her zaman, yani insanlığın varoluşundan itibaren var olmuştur. Çünkü ikinin var olduğu yerde yasalar olmak zorundadır. Çünkü eğer ikinin olduğu yerde ikiden biri daha fazla güçlenirse diğeri güçsüzleşir, ortaya dengesizlikler çıkar, haksızlıklar çıkar ve dolayısıyla bunu dengeleyecek ve eşitleyecek kurallar ve yasalar bütününü önermek gerekir. Dolayısıyla bir toplumun, bir insan toplumunun insan toplumu olabilmesi için yasalara ihtiyaç vardır ama bu aynı zamanda toplumlarda örf ve adetler ya da gelenekler şeklinde de tezahür edebilir. Ama insanların toplum olarak yaşayabilmesi için mutlaka tüm toplum tarafından kabul edilen ve toplum içerisinde kabul görülen ve reddedilen bir davranışlar bütününün olması gerekiyor. Ve işte örf ve adetler, gelenekler ya da yasalar da bize bunları sağlıyor. Yani toplumsal uyumu sağlıyor.
Aslında Bilgin Başkanım'ın geldiği yerde tam burasıydı. Burası olmazsa ne olur'a geldi Bilgin Başkanımız. Bu eğer teamüller, örf ve adetler, genellikler ya da yasalar olmazsa bu sefer toplumda insanlar ve gruplar ortaya çıkıyor. Ve bu insanlar ve gruplar kendi yasalarını dayatmaya başlıyorlar. Gücü ve kaynakları ellerine geçirebilmek için. Ve ilkel toplum yapısı dediğimiz toplum ortaya çıkıyor. Yani biz aslında her zaman toplumu ileriye doğru ilerleyen bir yapıymış gibi görüyoruz ama şu andaki geldiğimiz durumda gerçekten aslında toplumun ileriye doğru değil, geriye doğru bir tekamül içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü bu yasalar ve teamüller, örf adetler ve gelenekler artık bozulmuş durumda. Ve maalesef ülkemizde belli bir çıkar grubunun elinde şu anda bir araç haline gelmiş durumda. İşte hükümetin kendi politikalarını ve ideolojisini dayatmak için kullandığı bir araç haline gelmiş durumda yargı maalesef. Ve zaten işte biliyorsunuz Baro Başkanı'nın adli yıl açılışındaki evet. konuşması maalesef Barolar Birliği Başkanı Barolar Birliği'nin başkanının konuşması maalesef yayınlanmadı. Her adli yıl geleneksel olarak yayınlanan konuşma yayınlanmadı. Bu da aslında şunu gösteriyor ki gerçekten toplumda hak, hukuk ve adalet erozyona uğramış durumda. Ve maalesef şu anda öyle bir noktaya gelmiş durumda ki artık bunun ifade edilmesine bile maalesef tahammül kalmamış durumda Semih Hocam. Ve bu gidişata baktığımızda gerçekten ülkenin genel durumuna baktığımızda ortaya yani yüzleşmek zorunda olduğumuz gerçeklere baktığımızda gerçekten artık farklı grupların kendi hukuk ve yasalarını ülkeye dayatmaya çalıştıklarını ve insanları bunlarla yaşamak zorunda bıraktıklarını görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Felsefi, tarihi ve toplumsal anlamda da önemli bir özetti. Ve hukuka da başladığı yere tekrar onunla birlikte aynı noktada beraber bir giriş yapmış olmamız şimdi ekonomik anlamda insanların yaşamını, yaşama dengesini, birlikte olmanın ve birlikte yaşamanın farklılıklara rağmen sürmesinin temelinde neyin olduğunu daha iyi görmemiz gerekecek ve bunun için de tabii ki ekonomiye giriş yapmamız lazım. Mustafa Bey, Bilgin Bey'in hukuksal anlamda yapmış olduğu bir giriş var. Savunma ve karar. Gültekin Bey'in de kendi alanında yapmış olduğu bir felsefi, toplumsal ve tarihsel bir giriş var. Ve aynı noktada tekrar bir sonraki başlığa beraber devam etmek üzere kesiştiler, birleştiler. Yolları şu an paralel. Ekonomik anlamda da hem Gültekin Hakan Bey'in hem Bilgin Bey'in ekonomik anlamda insanların yaşamını sürdürmesi için olmazsa olmaz dediğimiz barınma, giyinme ve yaşam için beslenme sorunları dahil olmak üzere birçok sorunları var. Burada hukuksal anlamda günümüze getiren koşullar ve dayatmalar ve zorunluluklar nedir? Ekonomik anlamda savunma ve kararın geldiği aşama neyi ifade ediyor? Evet, izleyenlerimize iyi akşamlar diliyorum. Keyifli bir program olmasını diliyorum. Şimdi tabii Bilgin Başkan hukuki anlamda akademik bir dille çok iyi ifade etti. Bu konuyu ondan dahi tarif etmemiz yahut da metinler içerisinde kalmamız elbette beklenmemeli. Tabii. Ancak bunu yaşayan birey olarak da ticari bir faaliyet içerisinde olan birey olarak da hukukla olan ilişkilerimizi, yargıyla olan ihtiyacımızı kısaca anlatmaya çalışacağım. Ekonomik faaliyetlerin bütünü yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi bütünüyle hukuk içinde ve hukukun üstünlüğü olduğu oranda gelişir ve yaygınlaşır.
eğer hukukun üstünlüğü ve yargı güvenliği olmazsa bunların hiçbir faaliyeti olmaz. Ulusal düzeyde veyahut da uluslararası düzeyde birebir birinden mal satan, mal alan, birbirinden birlikte çalışanlar, ta kıtalar ötesine mal gönderen, orada veyahut da evrak gönderen veyahut da bunun malın karşılığında gönderdiği para veya benzeri bütün evrakların varlığı ve kabulü bütünüyle hukuk içinde kaldığı anlamda bir değer taşır. Eğer bunu itelediğimiz zaman geriye kirletilmiş bir kağıt kalır. Çünkü parayı para eden altındaki imzadır. İmzanın güvenirliğidir. Eğer bu imzanın güvenirliği kabul görmezse hukuk içerisinde bütün taraflar açısından kirletilmiş bir kağıttır. Üstelik de hiçbir işe yaramaz. Tabii. Bu anlamıyla tabii hukuk oldukça önemli ve bunun hayatta somut olarak da hayat bulan kısmı o soyut kavramın toplum içerisinde bireyler arasındaki ilişkilerde hayat bulan kısmı da yargıdır. Yargı bir anlamda bireylerin hak ve sorumluluklarını ayrıca idarenin yetki ve sorumluluklarını denetleyen bir mekanizmadır. Önemli bir mekanizmadır. İdarenin, bütün idarenin A'dan Z'ye kadar yani en yukarıdan en aşağıya kadar olan kısmının tamamını bir anlamda denetleyen bir mekanizma olarak görüyorum. Her ne kadar kuvvetler ayrılığı ve eşitliği diye bir kavram savlanıyorsa da ama yan yana konduğu zaman hukuk orada bir parmak daha yukarıdadır. Çünkü yasama toplumu temsil eden bireylerden oluşmasına rağmen onların da bağlı olduğu bir metin vardır, hukuki metin vardır, anayasa vardır. Çıkardıkları yasanın anayasaya uygunluğunu hukuk tarafından, yargı tarafından denetlenir. Onlar da denetleniyor. İdare, yani yürütmenin içerisinde çıkan idarenin bütün iş ve eylemlerini yasalara uygunluğu, anayasaya uygunluğunu yine denetleyen bir yargı sistemi var. Bu nedenle yasama, yürütme ve yargı olayında üçlemesini koyduğumuz zaman yargının bir tık yukarıda olduğuna inananlardanım. Çünkü bütünü denetleyen bir mekanizmadır. Bu nedenle kuvvetler ayrılığının oldukça değerlidir. Yani yasamanın veyahut da yürütmenin yargı üzerinde bir denetleme, bir onu yönlendirme hakkı olmaması gerekiyor. Zaten bu ayrılık da kuvvetler ayrılığı meselesinin en büyük ihtiyacı da bir güç olan idarenin yargı üzerindeki, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerinde bir tahakkümünün olmaması, onun bağımsız olarak da hukuk içerisinde ve teamüllere uygun karar vermesi konusunda onun bu anlamda bir güvenceye kavuşturulması gerekiyor. İdarenin altında değil, en azından yanında bir tık da üstünde olması gereken bir olaydır. Şimdi bu anlamıyla yargı güvencesi ve bağımsızlığı, yargının bağımsızlığı oldukça önemli bir etkendir. Çünkü bireylerin tüm ilişkileri, iki kişinin bir arada geldiği bir ortamda bunların bütün ilişkilerini, yani sosyal veyahut da ekonomik ilişkilerini düzenleyen, aile bireylerinin ilişkilerini düzenleyen, miras hukukunu düzenleyen, yani bireyin doğuşuyla başlayan bu ilişki ölümüyle de bitmiyor. Miras yoluyla da devam ediyor. Bu ancak hukuk içinde kaldığı zaman bir güvence sağlar ve bunu da düzene, nizama sokar. Bireyin o halde doğuşuyla başlayıp ama ölümüyle bitmeyen, varislerinde devam eden bir ilişki hukuk metinleri tarafından düzenlenerek yargı tarafından da denetlenen bir mekanizmaya kavuşması gerekiyor ki o zaman uluslararası ilişki, o zaman bireyler arası ilişki güvenceye kavuşur ki o zaman sulh içerisinde barış ve özgürlüklerin teminatlandırıldığı bir ortamda birlikte yaşamanın keyifli olduğunu ve güvence olduğunu ancak sağlayabiliriz. Biz bunu görmediğimiz zaman, yani bunu sağlanmadığı takdirde hiçbir ilişkinin, yani bütün organizasyonların ister ulusal ister uluslararası ilişkilerin tamamı uluslararası hukuk içerisinde düzenlenen bu metinlerle ancak güvence altına alınabilir. Bir ülke veyahut da dış ticaretimizi yönlendirdiğimiz ülkenin bir uluslararası hukuka bağlılığı, iki uluslararası para yönetiminin de aynı şekilde bir mekanizma içerisinde çalışması gerekiyor. Otoriter ülkelerle, yani hukukun, yargının bağımsızlığının çok da hayat bulmadığı, idare tarafından denetlendiği yerde de çok da ticari ilişki de yürütmek istemeyiz biz onlarla. Çevremizde ülkeler var. Yani
petrol zengini olan ülkeler var. Eğer sorsalar her birimize, ya size birkaç tane de petrol kuyusu verseler mesela, işte komşularımızdan İran'a gitmek ister misiniz? Arabistan'a gitmek ister misiniz? Dediğiniz zaman o zaman maddi varlık değil, hukuki güvence, insan ilişkilerinin, her şeyin zenginliğin teminatı da ancak hukukun üstünlüğüdür, yargının bağımsızdır. Biz bunun temin edilmediği bir yerde ne gideriz, ne yaşarız, ne mal satarız. Bu anlamıyla yargının bağımsızlığı hukukun üstünlüğüyle taşlandırıldığı birlikte zaten anlamlandırılıyor. Bu ilişkinin birlikte derc edilmesi, birlikte anılması hepimizin güvencesidir. Ve bu anlamıyla da işte dünyadaki otoriter ülkelerde şartlı olarak da gelişiyor. Onca otoriter yönetimler, yani yargıyı, hukuku çok da önemsemeyen ülkeler, genel olarak özgürlükleri çok önemsemeyen ülkeler, bu stratejik kaynaklar dediğimiz petrol ve doğal gaza sahip olup da doğrudan hazineye akan gelirlere sahip olup oradan dağıtan rolde olan ve güvenlik güçleriyle desteklenmiş gücünü, kuvvetini onlar üzerinde rahatlıkla sürdürebiliyor. Ama bizim gibi stratejik kaynakları yeterli olmayan ülkelerde bu ekonominin yatırıma dönüşmesi, ticari ilişkilerin gelişmesi mutlak ve mutlak hukukun üstünlüğüne bağlı kalmakla mümkün olur. Bunun dışında hiçbir yolu yoktur. Yani özenebiliriz belli dönemlerde. Yani Putin'e özenebiliriz. Yahut da Azerbaycan iktidarına yönelebiliriz. Arabistan'a özenebiliriz. Ama orada kaynaklar bizde olmadığı için ekonomik krizler hemen baş gösterir. Çünkü yatırımlar hemen kesilir. Sermaye dışarıya yönelmeye başlar. İşsizlik hat safhaya çıkar. Ekmek bulunmaz hale geldiği zaman da bu toplumu yönetmek mümkün olmaz, olmayacak hale gelir. Bunun için hukukun üstünlüğü biz ve bizim gibi ülkeler şey yapıyor. Nitekim Avrupa'da da yani bu demokrasi öyle hemen hazır kabul etmedi. İkinci Dünya Savaşı'na kadar nice savaşlar yaşadı. 100 yıl savaşları yaşadı, 70 yıl savaşlarını yaşadı, 30 yıl savaşlarını yaşadı, Nazizmi yaşadı, Fasizmi yaşadı. Milyonlarca insan öldü. Tabii. Sonunda 2. Dünya Savaşı'nda 45 milyonun ölümüne neden oldu bu hukuksuzluğun getirdiği bir sonuçtur. Bireyin veyahut da toplumun, idarenin yetkilerine razı olmamasının getirdiği, şiddet ortamının getirdiği insanlığa yüksek bir maliyetidir. Sonunda o kavga eden Avrupa, barışın, hukuk içinde kalmanın erdemli bir iş olduğunu keşfederek, şimdi de o kavga eden Avrupa sınırları kaldırılarak Avrupa Birliği'ne doğru yol almaya çalışıyor. Bu anlamıyla hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, bireylerin, devletlerin, şirketlerin, STK'ların temel vazgeçilmezidir. Bütün hepimizin de sahip çıkmamız gereken temel metinlerdir, kavramlardır. Buna sahip çıkma zorundayız diyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Güler. Ekonomik anlamda. Mustafa Bey, ben bir ekleme yapmak istiyorum izninizle. Lütfen, tabii buyurun. Yani bu süreç aslında düşünmekte olduğumuz, şu anda tasavvur ettiğimiz demokrasi süreci 1215'te İngiltere'de Magna Carta ile aslında başlayan bir süreç. Yani monarşiye karşı ilk defa halkın kendi talepleriyle karşısına çıktığı bir süreç 1215'te. Kralın yetkilerinin halk tarafından sınırlanması. Yani o dönem evet. Halk değil de aslında burjuva. Yine ama burjuva gene de güç istiyor. Evet. O da hukuki güvenlik istiyor. Kral yani bize tahakküm ediyor ama bir yere kadar tahakküm etsin diyor. Kralın yetkilerini sınırlandırma anlamında burjuvazinin bir talebidir bu. Evet evet, ama başlangıcını evet. 1215 olarak düşünebiliriz. Evet. Şurada bir saptama yapayım o zaman. Şimdi bu 1200 burjuvazinin taleplerini, kendi menfaatlerini garanti altına almak için, iktidarın karşısında güvence sağlamak için dayattığı metinlerdir. Ama tarihi bilince baktığımız zaman geri planda 9. yüzyılda, 8. yüzyılda komünal toplumun kurulduğu, rızayla, rıza birliği içerisinde eşit, adaletli bir dağıtımın yürütüldüğü, işte 800'lü yılların başında ilk büyük zenci isyanından sonra kurulan 14 yıllık o devlet, bütün hak ve özgürlüklerin en geniş anlamda mülkiyetin ortadan kaldırdığı, bütün edinimlerini ortaya koyduğu, ihtiyaçlarını ortadan aldığı bir komünal toplumun kurulduğu ve 14 yıl süren bir şey. Arkasında Karmatilerin kurduğu, yine eşitlikçi, gönüllülük, rıza birliği içerisinde kurulan eski tarihsel olarak kökleri vardır. Yani Avrupa'nın aldığı miras kendisini icat ettiği bir şey değil. Tarihsel köklerine baktığımız zaman
insan haklarının, kul hakkının tarihinin çok daha eski olduğunu görürüz ve yaşarız. Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle. Ama şey, modern anlamda yani başlayan süreci oradan başlatabiliriz. Genel tarih öyle verdiği için öyle yapıyor. Aslında sorunun en büyük sorun mülkiyetçilik kavramı. Mülkiyetçilik kavramı geliştikten sonra zaten hukuk ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında mülkiyeti korumadır ana amaç. Şimdi oraya zaten gireceğiz. Çünkü önce mülkiyetin nasıl bir dönüşüm değiştirdiğini, kimin mülkü hangi toplumda kime aitti, bu çok önemli. İlkel toplum mülksüz bir toplumdu, mülkiyetin olmadığı bir toplumdu. Üretim araçlarının üretime girmesiyle birlikte toplumsal düzende farklılıklar oldu. Sınıfsal toplumlara girildi. İşte köleci toplum, kölebeyi ve köle, feodal toplum, toprak ağası, feodal ve köylü, pleb gibi, rençper gibi. Tabii ki günümüzün toplumsal temellerini atan da kapitalist toplumun temelinde de bütün bu eski tarihsel geçmişlerden günümüze kadar ki sürece bakıldığında bunun en iyi ifadesini örnekleri var. İşte sizin bahsettiğiniz İngiltere'de örnekleri var. Bağımsızlık bildirgesi var Amerika'da. Evet, bir sürü yerde Rusya'da, Çin'de birçok yerde böyle bölgesel anlamda gelişmeler var. Ama bunun sanayi devrimi diye tabir ettiğimiz kapitalist toplumun da temellerinin atıldığı, feodal beylerinin yönetimine karşı başlatılan ve o dönemde aydın olan burjuvazinin öncülüğünde başlatılan Fransa İhtilali, 1789 Fransa İhtilali ve Fransa İhtilali'nin sanayi devriminin başlamasıyla birlikte devletçilik, milliyetçilik, laiklik, hukuk devleti, insan hakları, yeryüzündeki, gökyüzündeki Tanrı'nın yer altındaki temsilcilerinin kiliselere karşı cumhuriyetin önüne konulan kanunlar ve kararlar ve isyanlar başladı. Aslında birazcık da günümüzün toplumunda buradan da anlatmamız gerekiyor ve tabii hukuk anlamında yine ben birazdan sözü Sayın Yeşilboğaz'a vermek istiyorum. Şimdi Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi ekonomik yaşam, ekonomik yaşamın biçimi, ekonomik yaşamda çelişkiler ve ekonomik yaşamın yarattığı siyaset ve siyasetin silahla devamı olan savaşlar ve savaşların da birbirlerini çaresiz bıraktıkları zamanlarda da barış adı altında yapılan uzlaşmalar. Yani birisinin güçlü olduğu zamandaki barış yine bir ikinci savaşın tetikçisi olmuştur. Birbirlerine denk olan dönemlerdeki barış ise biraz daha adil, biraz daha hakkaniyetli olmuştur. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sosyal yaşamda gelişmekte olan teknoloji, sanayi devrimi ve sonrası hukukun değişimi de ülkelere göre değişse de sonuçta toplumun tesisi için muhataplar oluştu. Bu muhataplardan bir tanesi davalı, davacı ve onların üçüncü gözü olan sav. Ve buna hukukun temellerinde bazen bazı yerlerde kadılar, bazı yerlerde kiliseler Fransa ihtilalinden önce kararlar veriyordu ama Fransa ihtilalinden sonra bu kurumsallaşmış olan hukuk devletlerinde hukuk adı altında savunma ve karar merci olan mahkemeler eliyle yürümeye başladı. Ama burada da üretim araçları çok önemli. Burada da üretim araçlarının sahipleriyle sahip olmayanlar, egemen olanlarla olmayanlar, sömürgeci olanlarla sömürgeye karşı mücadele edenler, kendi ulusal bağımsızlığı içerisinde egemen olan bir sınıf sömürgeleştirdiği bir ülkede de aynı kanunları ve kuralları uyguluyor muydu? Yani geliyor dayanıyor modern hukukta hukukun tesisi için hangi parametreler var? Bu parametrelerin bir arada ve güçlü olmasının hukukun adalete ve tecelliye olan katkısı da çok önemlidir. Yani bu konuda hem ekonomik hem sosyal hem de hukuksal anlamda gelinen aşamaları yine siz anlatacaksınız bize Sayın Yeşilboğaz. Siz anlatırken şöyle bir beyin fırtınası yaşadım. Geçmişten şu güne kadar geldim.
Bir yandan da aklımda şu an Bekir Bozdağ'ın bugün Adalet Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Yargıdaki güven sadece hakim ve savcıların verdiği kararlarla sağlanamaz gibi bir cümlesi var. Yargıya güvenin çok düşük olduğunu da ifade ediyor zaten. Ama yargıyı ele alacak olursak biraz gerçekçi olmamız gerekiyor. Dünyada hiçbir yerde tabanın, halkın istediği bir hukuk sistemi asla oluşmamıştır. Evet. Açıkçası Türkiye'ye de baktığınız zaman bizim hani Avrupa devletlerinden farkımız ne? Niye biz biraz geç gelişiyoruz? Niye yargıda bu kadar zor sınavlar veriyoruz? Sürekli de sınıfta çakıyoruz. Bunu bir türlü anlayamıyorlar. Anlamanın aslında en basit yolu biraz aslında Mustafa abinin de ilgi alanına girer. Bizde burjuvazi yok. Bütün devrimler, bütün hukuki gelişimler, talepler hep burjuvadan gelmiştir zaten. Avrupa'daki demokrasinin gelişmesinde burjuva ne istiyorsa o oluyordu aslında. Önce kendi çıkarına, sonra tabana biraz verecek, tabanı da yanında tutabilecek ve kendisinden daha güçlü olan işte kral, monarşi ne varsa üstteki ona karşı gücünü pekiştirecek. Hem halkı yanında tutuyor, hem kendi gücünü koruyor, hem de krala karşı biraz daha bağımsız olayım, güvende hissedeyim diye. Talepler o şekilde getiriyordu. Önemli olan kendisinden daha güçlü olanın yetkilerini sınırlamaktı. Burjuvazinin bizde gelişmemiş olması zaten bizim hukuk alanında da adalet alanında da gerçekten zor sınavlar verdiğimizin en büyük kanıtıdır. Şimdi biz yargıyla, modern yargıyla işte Cumhuriyet kurulduktan sonra tanıştık. Yeni modern mahkemeler kuruldu. İlk baştaki istiklal mahkemelerini saymıyoruz zaten. Onlar çok daha farklı bir hukuk sistemi içerisinde gidiyordu. Daha sonraki süreç içerisinde hep bir yalpalama var. Bir burjuvazi olmadığı için talep yok tabandan. Olmayınca da işte ne üstte öngörülüyorsa onlar getirip sizin önünüze konuluyor. Şu anda dahi halk bir hukuk talep etmiyor. Yani ne kadar isterseniz o kadar veriyor. Şu an bir talep yok yani ortada. Bizim asıl sınavımız burjuvazi dedi. Bizim bir sermaye birikimimiz olmadı. Yani bunu şöyle de nitelendirebiliriz. Ya işte Osmanlı'dan beri işte zor şartlar altında bir Türk köylüsü vardı. Osmanlı diyorlardı. Sonra Türk demeye başladık. Şimdi de Türk halkı diyoruz. Ve bunlar hep savaşlarla geçti. Yoksulluklarla geçti. İşte sermaye biriktiremediler. Osmanlı'dan gelme dönemde de Türkiye'de de bir mal mülk edinme alışkanlığı yok. Kimse bir şey vermedi. Hep tebaa olarak kaldı. Bir birikim, bir sanat öğrenme, bir ticaret yapma hiçbir zaman akıllarına gelmedi. Çok bu kısır döngü içerisinde sistemin hep gerisinde kaldılar. O yüzden de sisteme Türkiye'ye bir şey sağlayamadılar. Bizim biraz hukuki gelişimimiz o. O yüzden daha çok siyaset ön plana çıktı. Siyaset yönlendirmeye başladı. Siyaset tahakküm altına almaya başladı yargıyı ve hep öyle yönlendirdi. Ama şu dönemde olduğu kadar hiçbir zaman bölük pörçük cemaatlerin eline geçip de cemaatlerin daha ön planda olduğu ve istediği kararları aldırabildiği bir sisteme hiç dönüşmemiştik. Burada en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi iyi niyet ve vicdan. Bir defa siyasi iktidar önce gerçekten bir demokrasi istiyor mu? İki, hukuk güvenliği istiyor mu? Ve herkesin vicdanına ve aklına gerçekten uyduğuna inanacağı bir hukuk sistemini yaratacağına, kendisinin de buna biat edeceğine inanıyorum. Bu üçü çok çok önemli. Şimdi bunu sağlayamadığınız zaman sizin inanmadığınız, sizin uymadığınız bir yargı sistemini götürüp halkın, tebaanın vicdanında ve aklında yer edinmesini sağlayamazsınız. Güvensizlik oradan başlar. Az önce Berlin'den bahsederken asıl konu oydu. Şimdi yargıya bakış açımız nedir? Sürekli hukuk fakülteleri açılıyor. En kolay açılan hukuk fakültelerinden bir tanesi. Sanki herkes hukukçu olmak gibi bütün aileler de çocuklarını açıkçası hukuka gönderiyorlar. Şu an ortalama 200 binden fazla, 250 bin civarında belki de hukuk fakültesi mezunu var. Şu andaki elimizdeki verilere göre 170 bin avukat var. En azından bizim cephemizden baktığımız zaman. Ve 29 bin stajyer var. Son 10 yılda 100 binden fazla hukukçu piyasaya pompalandı. Bu hukukun değerini de düşürdü. Nicelik anlamında artarken nitelik anlamda bir bilgi erozyonuna uğradık. Çünkü bu kadar hukukçuyu yetiştirecek bir akademik kadronuz yok sizin. Altyapınız yok. Bizim dönemimizde yani profesörden ders almadığınız zaman yardımcı hoşetlere falan böyle biraz burun kıvırırdık biz. Profesörler gelirdi. Türkiye ve dünya çapında ün yapmış ordinaryüsler gelirdi.
Hukuk size içselleştirirdi. Hukuk felsefesinden, hukuk sosyolojisinden anlatırdı. İçselleşirdik. Yargıya bizim bir katkımız olurdu. Bakış açımız değişirdi. Ama şimdi gelinen noktada bu kadar sayın içerisinde insanlara geçim derdi verdiniz. Ve bunların bir kısmını yanlış olarak yargının kürsü kısmını aldınız. İşte hakim ve savcıları aldınız. 15 Temmuz'dan sonra çok hızlı bir şekilde hakim ve savcı alımı oldu. Bunların hiçbirinin %95'ini net söyleyeyim, hukuki bilgi birikimi niteliği yok. Karar alma yetenekleri yok. Ve tamamen bir yerlere biat etme veya yandaş olmanın sonucunda gelmiş oldukları bir makamı işgal ediyorlar. O yüzden yargıya çok fazla katkı da sağlayabileceğini düşünmüyorum. Niye derseniz, şu anda verilen kararlara bakıyorsunuz. Her tarafta konserler yasaklanıyor. Ya diyorsunuz ki bir konser niye yasaklanır? Bakıyorsunuz altından Diyanet Sen diye bir sendika var. Onun açıklamasından anlıyoruz biz. Bugüne kadar diyor işte 20 tane, 15 tane neyse konseri, festivali biz iptal ettirdik. Bizim örf adetlerimize aykırı diye. Yani o örf adetleri takdir etme yetkisini size kim verdi? Ve sen yargıya veya siyasi iradeye nasıl tahakküm edebiliyorsun? Diğer bu ülkede yaşayan çoğunluk insanların yaşam tarzlarına nasıl müdahale edebiliyorsun? Nasıl kısıtlama getirebiliyorsun? Hani başta cümleyi programa başlarken o yüzden dedim ya, insanların doğuştan devredilemez temel hak ve özgürlükleri vardır ve bunlar kanunlarla korunur diyorsunuz. Ama ortada kanun yok. Bir sendika, bir işte cemaatin başkanı çıkıyor, bir şey söylüyor. Örnek zakkumla ilgili. Zakkum cehennemde lanetlenmiş, zehirli bir bitkidir. Bu ismi kullanan grubun program yapması, işte konser vermesi caiz değildir diyor. Vali Küt onu yasaklıyor. Yani mantığa bakın. Evet. Çok enteresan. Yani yasaklar içerisinde yasakları koyanların tamamen hukukun dışında olan insanlar olduğu bir düzende biz hangi yargıdan bahsedeceğiz? Biraz somutlaştırmamız lazım gerçekten. Çünkü bunun buradaki yansımalarını nerede görüyoruz biz? Bir Anayasa Mahkememiz var. Anayasa Mahkememiz de bir karar veriyor. Bu sefer bizim yargı sistemimizdeki diğer alt hiyerarşik yapıdaki diğer mahkemeler bu kararlara uymuyor. Öteki taraftan bakıyorsunuz, burayı açtınız. Burada herhangi bir şey yapamadınız Anayasa Mahkemesi'ne. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Üyesi olduğumuz, tabi olduğumuz ve kararlarına uymayı anayasayla güvence altına aldığımız bir İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi var. Buraya gidiyorsunuz. Türkiye şu anda Azerbaycan'la birlikte, önceden İtalya birinciydi. Azerbaycan'la birlikte biraz da Rusya var. Düşünün, en çok mahkum edilen ülke. Çünkü burada iç hukuku uygulayamıyorsunuz. Yargı düzenini kuramamışsınız, yargı güvenliğini sağlayamamışsınız. Temel insan hak ve özgürlüklerini mülkiyet hakkı başta olmak üzere sürekli ihlal ediyorsunuz. Ve oradan da müeyyide geliyor. Ondan sonra çıkıp onlara işte bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Onlar hukuken bakıyor. Siyaseten bakmıyor. Onları çok ilgilendirmiyor sizin siyasetiniz. Nereye oynadınız? Hangi cemaate üye olduğunuz? Hangi güçlere taptığınız? Hangi güçle işbirliğinde olduğunuz? Bunlar sadece hukuken bakıyorlar. Ya böyle kaotik bir durumdayız maalesef. Sayın Yeşilboğaz, ilk bölümün birkaç dakikası kaldı. Onu da Gültekin Hakan Koçman'a hem gazeteci olmasından kaynaklanan hem toplumsal tarihsel anlamda bir değer yargısı. 3 dakikamız var Sayın Koçman. 3 dakika içerisinde sizin Mustafa Bey'in anlattığı ekonomik konular, savaş sonuçları, siyasetin savaşla devamı, Bilgin Yeşilboğaz'ın da anlattığı aslında Burjuvazi'nin adaleti, egemenliği ve varlığının korunması ve adaletin de dengeleyerek, onun varlığını dengeleyerek de başlayan Fransa ihtilalinden sonraki hukuk temelinin ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesinin Burjuva sınıfının yeterince güçlü olmamasından kaynaklanan bir sosyal yapı ortaya koydu. Hem gazetecilerin yakalanması, kendini ifade edememesi, dördüncü kuvvet olmasına rağmen Türkiye'deki durum ve bir de sosyal anlamda diğer iki konuşmacının elde ettiği sonuçtan yola çıkarak felsefe anlamda ne söylersiniz? Yani Mustafa Bey de Bilgin Bey de aslında çok doğru bir resim çizdiler. Yani şu andaki Türkiye'deki uzlaşmaz durumu çok iyi betimlediler. Çünkü şöyle bir sorun var. Yani Türkiye nasıl bir ülke?
gerçekten temel hak ve özgürlükler ve insan hakları temelinde ilerleyen bir ülke mi? Yoksa bunun tam karşısında şu anda durmakta olan İslami değerlere ve İslami temelli bir devlet olunda, bir devlet olma yolunda ilerleyen bir ülke mi? Aslında cevap verilmesi gereken ana soru bence bu. Çünkü görünen o ki, yani şu andaki ilerlemede biz aslında daha çok İslami temelli bir yönetimle yönetiliyoruz. Verilen kararlar, işte hukuk alanında alınan kararlar, konserlerin iptal edilmesi ya da işte kadınlara karşı, şiddete karşı alınan kararlar, bütün bunlar aslında ve yani yargının ve eğitimin, bunun içinde eğitim de çok önemli bir ayak, eğitimin de erozyona uğratılmaya çalışması gösteriyor ki aslında biz Batı temelli, insan hakları ve temel haklar temelli bir yörüngede seyretmiyoruz şu anda. Ya da o yörüngeden yavaş yavaş çıkıyoruz. Görünen o ki daha İslami temelli bir yörüngeye oturtulmaya çalışıyoruz. Ve bu soru net bir şekilde cevaplanmadıkça, bu soru net bir şekilde ortaya konulmadıkça bence şu andaki kaosu çözmenin bir imkanı yok. Çünkü güç her iki tarafta kutupsal bir güç şu anda ve her iki kutupsal güç de kendi yolunda ilerliyor. Eğer bu soruna ortak sağduyu çerçevesinde bir çözüm getirilemezse ve bence benim görüşüme göre insan hakları ve hukuk çerçevesinde tüm insanların haklarını koruyan laik bir çerçevede bir çözüm getirilmezse bu kaos ve karmaşa derinleşerek daha fazla daha kötü bir hale gelecek ve kendimizi içinden çıkılmaz durumların içerisinde bulabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra 3 önemli ana başlığı biraz daha açacağız. Hukuksal ve sosyal yaşamda Türkiye'nin tercihi. Hakan Koçman'ın üzerine durduğu bir konu. Bilgin Yeşilboğaz'ın özellikle üzerine durduğu hukuk devletinde içimizi acıtsa da gerçeklerin ele alınması ve bakış açısının korkusuzca tartışılması hukuksal anlamda bu çok önemli dedi. Bir de ekonomik refahın huzuru getireceğini ama bu huzurun da temelinde güven, istikrar, yatırım ve barışın çok önemli olduğunu söyledi Sayın Güler. Bunları açacağız ve hukuka olan avantajlarını, dezavantajlarını, etkisini ve ülkemizin geleceğini bu başlıklarla işlemeye devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Birkaç saniye sonra sizlerle tekrar beraber olacağız.
Sepeti'yi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da. Sepetinizi sonbahar fırsatlarıyla doldurun. Tariş üzüm sirkesi 5 litre 56.95. Tariş turşu yap 5 litre 49.95. Yeşil kozan toz peyniri 1000 gram 79.95. Güneydoğu tereyağı 1000 gram 105 lira. Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya. Her gün, her saat. Yörük FM 105.7. Arabeskin Şahı. Arabeskin Padişahı. Arabeskin Padişahı. İçel FM 95.0. Sezer Eğitim Kurumları olarak güvenli sürüşün anahtarı olmak adına çıktığımız bu yolda sürüş eğitimlerinde başarı odaklı kurumsal eğitim anlayışıyla amacımız geleceğin bilinçli ve güvenilir sürücüleriyle ülkemizi sağlıklı nesillerle mutlu yarınlara ulaştırmaktır. Başarıya giden yolda sürüş eğitimlerinden fazlası için güvenli ve sağlıklı yarınlar için doğru şerit, doğru adres Mesut Sezer Sürücü Kursları. Radyo Mer 104'te. Radyo Mer 104'te. Radyo Mer 104'te. Radyo Mer sen de gel, hadi gel bize katıl. Coşkuya takıl, aç kulakları, dinle şimdi. Hedefi belli, en iyisi Radyo Mer. Mersin'in zirvesinde Radyo Mer. Kalitenin sizi Radyo dinle. Radyo Mer 104'te. Radyo Mer o hep sizinle. Açıldı, açıldı, açıldı. SML Catering Restaurant. Sağlık, mutluluk, lezzet. Yepyeni işletme anlayışıyla hizmetinizde. Telefon 0533 974 4590. Adres Cumhuriyet Mahallesi, polis lojmanları civarı, Yenişehir Mersin'de. SML Catering Restaurant. Sağlık, mutluluk, lezzet. Lezzet. Inoxan, Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Aradığınız her türlü endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınızı bulacağınız yer Inoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Sayın restoran, kafe, yemekhane, fabrika, otel işletmecileri. Endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınıza zengin ürün kapasitesi, uygun fiyat ve ödeme koşullarını, kaliteyi, müşteri memnuniyetini Inoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret'te bulacaksınız. Inoxan, Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret, GMK Bulvarı, Yurtkur karşısında siz sayın müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyar. İrtibat telefonumuz 0324 alan koduyla 336 8981. 336 8981. Hayat suda başlar. Güvenilir sağlık hizmeti için 40 uzman hekimi, 100 hasta yatağı, 50 yoğun bakım ünitesi ve 250 çalışanıyla hayatın her anında yanınızda.
Hastanesi sağlıklı yarınlar diler. TV ve İçel TV ortak yayını olan Doğal Alan'dan tekrar selamlar, saygılar, sevgili izleyiciler. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Çok güzel konuların başlıklarını açacağız ve günümüzün en önemli konularından bir tanesi olan adalet hukuksuzluğu, hukukun giderilmesi ve hukuksal çözümler. Bunların hepsi hukuksuzluğun giderilmesi hukuksal çözümlerle olacaktır. Tabii ki her zaman olduğu gibi çağdaşla laik, demokratik, hukuk devletinde başka çözüm yolları hiçbir zaman aramıyoruz. Aranılmasına da müsaade etmeyeceğimizi hemen belirtelim. Kıymetli izleyiciler, ilk programda birazcık hukukun, sav, savunma ve karar ayaklarının önemini ele aldık. Daha sonra bunlardan birisinin aksaması sebebinden kaynaklanacak sonuçların toplumda yaratacağı hukuksuzluğun nelere yol açacağını ele aldık. Bunları hazırlayan ekonomik nedenler ve bu ekonomik nedenlerin yeterince tamamlanmamış olmasından kaynaklanan toplumsal yapının huzursuzluklarından başlıklar, örnekler verildi. Yine dünyada insanlarla birlikte yaşamın, sosyal yaşamın felsefi boyutundan ele alıp toplumsal biçimine dayalı olan gelişmeleri, üretim araçlarının sebep olduğu adetler, örfler, ananeler ve devlet biçimlerinden kaynaklanan hukuksuzlukların o dönemlerde gelişmiş olan sistemler de olsa günümüzde otokratik veya monarşik yapılar ya da ilkel diye kabul edilen aşiret yapılarının boyutlarını birazcık önceki programlarda da ele almıştık. Şimdi gelelim. Bu bölümde ele alacağımız konuların altyapısını biraz daha açmak istiyorum. Çünkü Mustafa Bey demişti ki, insanların sosyal yaşamında huzurun temelinde yatan şey, insanların ekonomik yapıları, ihtiyaçlarının karşılanması, dinlenme, sağlık, barınma, giyinme ve beslenme sorunlarının çözümü, birbirleriyle ilişkileri çok önemli demişti. Peki bu ilişkileri nasıl yaratırlar? Nasıl oluştururlar? Bunun için ne yapmaları gerekiyor? Ekonomik anlamda bunun yeri nedir? Ben sözü Mustafa Güler'e bırakıyorum ve Mustafa Güler bu boyutuyla toplumsal yapımızı da ele alıp sebep olduğu konuları biraz daha açarsa sevinirim. Söz sizde Sayın Güler. Evet. Biraz önce Bilgin Başkanım'ın açtığı bir konu vardır. Türkiye'de demokrasinin gelişmemesinin en önemli nedenlerinden biri, Türkiye'de burjuvazi oluşmadı. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Gerçekten doğru bir dönem için. Çünkü Osmanlı devlet yapısında üretime dayalı bir hazine yok. Onun yerine sefer, zafer, ganimet üçlüsü içerisinde doluşan bir ilişkidir. Burada da devlet yapısı büyük çapta bir askeri güce dayalı ve kendisinin ürettiğini değil, başkasının edindiği mallara el koymayı hak sayan bir anlayış. Yani kuvvetli hak sayan bir anlayışla gittiği yerde ganimete, onların ürettiği mallarına, mülklerine el koyarak
hazineye taşıdığı ve hazinenin de bunun üzerinde yürüttüğü bir ganimet sistemi üzerine kurulu bir ekonomik model vardı. Ve tabii zafer azalınca ganimet azaldı ve arkasında düğünü umumiyeye kadar uzanan bir ekonomik yalnızlık, ekonomik çöküşe kadar götüren ve Osmanlı'nın da sonunu getiren bu ekonomik modeldir. Daha Lozan Anlaşması, yani Kurtuluş Savaşı biter bitmez, Lozan Anlaşması imzalanmadan İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması ve tarafların 1240'a varan delegasyonun katıldığı ve günlerce tartıştığı yeni devletin ekonomik modelinin tartışıldığı, biçimlendiği İzmir İktisat Kongresi çok önemli bir olaydır. Önemli bir başlangıçtır. Orada Atatürk şunu söylüyor. Kara sabanın elini tutan el, kılıç tutan elden üstündür. Kılıç tutan el bir gün yenilir, fakat saban tutan el üretime devam eder ve kılıç tutan eli yener. Bu anlamıyla hatta daha da ileri giderek, yıllarca serserilik yaparak Anadolu'da kılıç elde dolaşırken bu kadar yoksulluğa, sefalete ve devletin çöküşüne neden olan bir ekonomik modelinin değiştirilmesi gerektiğine işaret etmişti. İzmir İktisat Kongresi yeni devletin çok önemli bir modelidir, başlangıcıdır. Çünkü burada artık ganimete son verilmesi, bunun yerine üretime dayalı bir devlet modeli kurma başlangıcıdır. Bu anlamıyla tabii Osmanlı'dan devreden bir üretim modeli olmadığı için ticaret burjuvasıdır bu işin başlangıcı da. Avrupa'daki, İngiltere'deki o Magna Carta'yı gündeme getiren ticaret burjuvası güçlendikçe ve devlet üzerindeki hegemonyası nedeniyle krala dayattığı metinlerdir. Kendi haklarını ve çıkarlarını garanti altına alan bir metindir. Bizde böyle bir gelişme olmadığı için burjuvaziden hazır gelip de bir kuvvet olarak da dayatan, metinler dayatan bir noktaya gelmedi. Ne zaman ki nereye kadar? İşte öncelikle bizde sermaye yok, sermayedar yok. Böylesine onun yerine devlet kapitalizmi dediğimiz kitler yoluyla bir kalkınmayı model olarak seçtik. Bir anlamda da doğruydu. Çünkü sermaye ve sermayedarın olmadığı bir devlette toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekanizmanın kurulması lazım. Bu devletin sorumluluğunda olduğu için de kitlerin kurulması bu anlamıyla önemli ihtiyaçları karşıladı ve toplumun da üretim modeli olarak da önemli roller üstlendi. Nereye kadar? Ne zaman ki siyaset palazlandı, kitleri siyasetin arpalığı haline getirdi ve onları büyük bir külfet, üretim gücü yerine sürekli zarar eden, insanların, halkımızın verdiği vergilerden onların zararını kapatan bir noktaya geldiği zaman, gelinceye kadar bu böyle devam etti. Sermaye ne zaman biçimlendi Türkiye'de? Aslında 24 Ocak kararları bir dönemin değişmesinde, bu da bir anlamıyla TÜSİAD eliyle burjuvazinin bir devletin ekonomik modeline bir el atması, bir dönüştürme başlangıcıdır. 24 Ocak kararları TÜSİAD'ın bu anlamıyla Özal'a dikte ettirdiği ve bunları yayınlandığı bir dönemdir. Burjuvazinin devlet ekonomik modeli üzerindeki hak sahibi olduğu veyahut da biçimlemde kalktığı bir dönem olarak kabul ederiz. O tarihten sonra tabii sermayenin giderekten büyümesi, daha öncesinde devlet kapitalizmi içerisinde devlet tarafından büyütülen sermaye yavaş yavaş kendi ekonomik modelini geliştirerek ondan bağımsız bir ekonomik gelişmeyi koydu ve adım adım da bu modelin değiştirilmesi, serbest rekabete dayalı bir ekonomik modelin gelişmesi, bireyin hak ve özgürlüklerinin öne çıkarılması, bireyin kendini geliştirerek üretimde rol almasını, etkin rol almasını, kamu görevlisi olmakın dışında ayrıca üretimde rol alarak başka bir gelişmişliği model olarak koydu ortaya. Bugün de toparlarsam, çünkü bunun uzun hikayesi var, bu sermayenin örgütlenmesi özellikle 90'lı yıllarda daha da yükseldi. O zamana kadar sadece TÜSİAD serbest rekabete dayalı sermayenin çıkarlarını savunurken bunun da yetmediğini, yeterli olmadığını görerek 1990'lı yıllarda görüyoruz. Hatta 89'dan itibaren Boyner'le başlayan bir çıkış var. Yani demokrasi olmadan sermayenin de gelişemeyeceğini, o zaman demokratik hak ve özgürlüklerin önüne çıkarak bunu savunan bir çıkış yaptı.
Bu çıkışın arkasında da YEDA hareketi olarak, Yeni Demokrasi hareketi olarak çıktı. Hatta siyasallaştı da. Evet. Ve devamında artık etkin olarak da hükümetin bir karşıtı olarak da gelişerek, arkasında Türk Konfet, arkasında TÜSİAD gelişerek ve diğer gerçek bir sivil toplum örgütü, bağımsız ve bağlantısız bir sivil toplum örgütü modeli olarak da Türk Konfet, TÜSİAD'ı görüyoruz. Çünkü diğerlerde yine ekonomik örgütlenmeler vardır ama bağımsızlığı tartışılan rolde oldukları için bu devam ediyor. Şimdi bu müdahale devam ediyor. Şimdi halen işte Türk Konfet'in de TÜSİAD'ın zaman zaman çıkışlarının yapması da aslında bu sermayenin, burjuvazinin bir tepkisi olarak da görmek gerekiyor sürekli. Yine bunun uzantısı olarak da mesela kurulan İyi Yargı, Daha İyi Yargı Derneği diye bir dernek kuruldu. Bu başkanı aynı zamanda Türk Konfet'te başkan yardımcısıdır. Demokrasinin daha iyi, demokrasinin köklü demokrasinin yerleştirmesi için yargıda reformu paketler halinde hazırlayan, sunan bir çaba içerisinde. Bunlar yargının bağımsız olabilmesi için yargının ayakları olan, işte örgütlü olan barolarda örgütlenen avukatların karşısında kamu görevi yürüten hüküm ve savı ileri süren savcılarımız ve hakimlerimiz örgütlü bir yapıda değiller. Bunlar korumasız halde. Hakimler ve Savcılar Kurulu hükümetin emirlerinin dikte edildiği birer mekanizmadır. Hakimler Savcılar Kurulu hakimlerin ve savcıların özlük haklarını, onların haklarını koruyan bir mekanizma değil, idarenin yargı üzerindeki tahakkümünü pekiştiren birer organizasyondur. Bu nedenle burada hakim ve savcıların bağımsız örgütlenerek kendi hak ve özgürlüklerini savunabilecekleri bağımsız bir örgütlenmeye kavuşturulması gerekiyor. Çünkü idarenin karşısında savunmasız, biz kızıyoruz hakimler ve savcılara ama idarenin karşısında savunmasız olduğu için karar tesis ettiği zaman, yani hukuka, evrensel hukuka veyahut da mevcut yasalara uygun yasa hüküm tesis eden yargıçların hemen tayinleri çıkıyor. Veyahut da böyle bir tehlike gördüğü zaman hemen tayinler çıkıyor, hemen mahkeme heyeti değiştiriliyor. Bir davanın 13 defa heyeti değiştirilirse buradan adil bir yargılanmanın, kararın çıktığını bekleyemeyiz. Bunun temel yolu da hakimler ve savcıların bağımsız bir örgütlenmeye, tıpkı baro gibi, avukatlar gibi bağımsız, güçlü bir örgütlenmeye kavuşarak kendi haklarını savunup bağımsız hale gelmesinden geçiyor. Peki diğer tarafta şey vardı, yine bu Daha İyi Yargı Derneği'nin ileri sürdüğü yargıdaki bu reform, yargı reformu içerisinde bir savı daha var. Diyor ki, biçimsel olarak da olsa hakimler ve savcılarda bir hiyerarşi var. 4 kademe var, hatta istinaf mahkemesi ve temiz mahkemesi olmak üzere 6 kademelerde kademeli olarak da hakimler bir şeye kavuşturulmuş. Burada bir yetkinlik, bir uzmanlaşma aslında, orada tecrübe var, şekli de orada var ama şeyde yok, avukatlarda bu yok diyor. Diyor ki hiç olmazsa, yani 50 yıl deneyim bir avukatla 5 aylık bir avukat arasında temsil konusunda bir fark yok. Süratle hakim ve savcıların karşısında güçlü hale gelmesi için avukatlığın da deneyimlenmesi, bu anlamda deneyim kazanarak gruplandırması, yani her avukatın her davaya girmemesi gerekir diyor. Bu anlamda da hakimler ilçelerde bir sıra hakimliğiyle başlayan bir şeyde gelip de büyük mahkemelerde, daha doğrusu ağır ceza davalarında yargıç olamıyor. Aynı şekilde savunmanın da bunun karşısında güçlü hale gelmesi için orada da liyakatın öne çıkması gerekiyor. Aynı denkler arasındaki bir ilişkinin, yani şu anda baroların veyahut da avukatların hakimlerin karşısında yeterince güçlü hale gelmesi için de onların da deneyim ve hukuk bilgisiyle rahatlıkla kafa tutabilen, rahatlıkla kendi iddialarını savunabilen bir mekanizmada olması lazım. Yani bir hakim rahatlıkla bir avukatı
güçlü bir taraftır o da. Çünkü üçüncü bacağıdır. Yargının kararın çıkabilmesi için bu üç bacağın bir arada olması lazım. Savı süren iddia makamı savcının karşısında buna karşı duran avukat var. Savunma var. Savunmanın güçlü olması gerekiyor ki, bu da deneyimleriyle, liyakatıyla güçlü olması gerekiyor ki, aynı şekilde yargının hüküm tesis edebilmesi için bu üç bacağın da deneyimlerinin, hukuk bilgilerinin, deneyimlerinin denk hale gelmesi ve bu anlamda da önemli bir reforma ihtiyaç olduğunu söylüyor. Başka bir şey daha söylüyor. Ben önemsiyorum bunu birey olarak da. Orada diyor ki, yeniden bu örgütlenmenin, adli örgütlenmenin yeniden yapılanması gerekiyor. Nasıl yapılması lazım? Kalkınma bölgeleri üzerine, kalkınma ajanslarıyla biçimlenen ekonomik bu havzalar üzerine yeniden yargının yeniden örgütlenmesi gerekiyor. Eğer bu yeni örgütlenme içerisinde girilirse bugün 7000'i bulan mahkeme sayısı 2000'e düşecektir. Dava sayısı çok daha hızlı biçimde karara erişecektir. Vatandaşın karar beklediği, hukukun hükümlerini beklediği uzun yıllar yerine daha kısa sürede karar tesis edilecek ve üstelik de kamu vicdanını rahatlatacak, daha başka yollara, gayrimeşru yollara başvurmayabileceği, adil yargılanma sonunda adil kararların çıkabileceği bir mekanizmanın çıkması gerekiyor. Yine orada diyor ki, ya 42 günlük bir adli tatil fazladır. Bu kadar davanın beklediği bir yerde 40 gün komple adliyelerin sadece nöbetçi hakimlerin kaldığı bir şey, bizim gibi ülkelerde bu kadar birikmiş davanın olduğu bir yerde bir lükstür. Bunun yerine yeni bir sistem kurarak yine hakimlerimiz tabii ki izinlerini yapmalıdır ama topyekun adliyelerin kapatılması yerine sayıları denkleştirilmiş olan şeylerle, hakimlerle, savcılarla yargılama devam etmelidir. Bireyin haklarının korunması ve karara bağlanmasının tatil edilmemesi gerekiyor. Bu anlamıyla adli tatil bizim gibi birikmiş ve yıllar süren, 20 yıl, 30 yıl süren davalar var. Bu gecikmiş olan karar hakkı teslim etmez. Çünkü yıllar süren bir muzdariplik, bir hak kaybının yerine getirilmesi gecikmiş adalet, adalet değildir diyerekten güvensizlik yaratıyor. Bunun için de bu bir yandan burjuvazinin örgütlenerek kendi haklarını, toplum adına demokrasiye, hak ve özgürlüklerini savunurken öbür taraftan da yargıyı tesis eden mekanizmanın da yeniden organize edilmesi lazım. Hakimlik, savcılık müessesinin güvenceye kavuşturulması gerekiyor idarenin karşısında. Şu anda aciz durumda. Bir karar, adil bir karar tesis etmeye kalktığı zaman Beytül Şebaba bakıyorsun tayini çıkmış. Yani çocukları okulda, ailesi orada, daha yeni tayini çıkmış bir insanın rahatlıkla ülkenin çok uzak bir yerine sürgün edilmesi, cezalandırması korku yaratıyor. Korku insanca bir duygudur. Yani insanlar korkar, korkmalıdır. Bunların adil bir karar tesis edebilmesi için de korku yaratacak bir ortamın ortadan kaldırılması lazım. Biz bunlara cengaverler olarak gözüyle bakamayız. Yani bu anlamıyla onların da hukuki güvenceye, örgütlü bir güvenceye kavuşturularak böylece yargının güçlü hale getirilmesi, etkin hale getirilmesi, karşılıklı yargının bacaklarının birlikte güçlendirilmesi gerekiyor. Yani üç ayağının da, savunmanın da, iddianın da, karar mekanizmasının olan hakimlerin de eşit konumda, eşit güçlü hale gelmiş, deneyimlenmiş ve liyakat sahibi insanlarla temsil edilmesi gerekiyor ki toplumun hakka, hukuka, adalete güveni yükselsin ki barış içerisinde, huzur içerisinde birlikte yaşayalım. Eğer bunu sağlayamazsak huzur içinde yaşayamayız. Teşekkür ederim. Hakan Koçman, bir şey mi söyleyecektin? Aslında sanki bir şey söyleyecek gibi oldum. Şöyle ekleyeceğim bir şey varsa sözü kısa yani bir süre sana vereyim. Yani bütün konuşmalar ekseninde aslında burada belki vurgulanması gereken bir şey var. Şöyle. Yasa ve hukuk aslında insanlara öngörülebilirliği sağlıyor. Mustafa Bey'in de ekonomik anlamda ifade ettiği, Bilgin Bey'in de hukuki anlamda ifade ettiği gibi. Yani yasalar insanlara bir öngörülebilirlik sağlıyor ve bu öngörülebilirlikle insanlarda bir güven oluşturuyor. Çünkü insanlar hukuk işlediği zaman
ne zaman ne yaptıkları zaman ödüllendirileceklerini ya da ne zaman ne yapmadıkları zaman cezalandırılacağı konusunda netler. Ve bu konuda herhangi bir kafa karışıklıkları ya da herhangi bir soru işaretleri yok kafasında. Böyle bir öngörülebilirlik içerisinde ancak toplum ve insan psikolojik ve sosyal uyumunu gerçekleştirebiliyor zaten. Yani bizim toplumumuzdaki maalesef en büyük handikaplardan bir tanesi bu. Şu anda çok belirsiz ve öngörülemeyen bir ortamın olması ve insanların bu belirsiz ve öngörülemeyen ortam içerisinde güven arayışları. Ve bu güven arayışı içerisinde aslında korkuyla hareket ediyor olmaları. Ve bunun da maalesef toplumu birbirinden ayrıştırıyor olması. O yüzden hukukun tahsisi ve yasaların uygulanması toplumun gelişmesi için çok önemli. Çok başat bu katkıyı yapmak teşekkür istedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın Yeşilboğaz, şimdi ilk bölümde çok önemli bir konuya gelip programın bu konu üzerinden daha fazla ayrıntılara girerek işleneceğini de söylemiştim. Bir önceki toplum biçimimiz olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yapı, sistemi, devlet biçimi ve ekonomik durumu biraz savaş ganimetlerine, toprakların işlenmesine ve kendisine bağlı olan ülkelerin vergilerinden birazcık da denizlerde korsanca ovalarından geçen kervanlarında tesis ettikleri, tabii bütün dönem değil, bazı dönemlerde, yani kuruluş dönemi, gelişme dönemi, yükselme dönemi ve daha sonra gerileme dönemine kadar böyle bakıldığında böyle bir devlet sisteminin bir de şeriata dayalı, dini devlet yapısına uygun, otokratik ve biraz da padişahlık sistemi, dini sisteme uygun olduğundan dolayı sanayileşme, esnaf, ticaret, sanayinin ürünlerinin yeterince başka bölgelere ulaştırılması konusunda ulaşımın da yeterli olmamasından kaynaklanan bir durum. Ve bu bir burjuva yaratmadı. Sizin de en çok üzerinde durduğunuz konu bu. Bir burjuva yaratmadı. Toprağa bağımlı, otokratik yapıya bağımlı, toprağı teba ve çoğu kez de savaşçı yetiştiren toprak ağalarının hükümünde olan bir düzen. Bu düzende böyle sonuçlar, böyle bir yapı var. Burjuva olmayınca Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da yine burjuvazinin öncülüğünde değil, aydınların öncülüğünde bir devrim oldu. Evet. Ulusal Kurtuluş Savaşı oldu. Bu Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sınıfı aslında yine bir burjuva sınıfı değildi. Hatta feodallerin ordusunda görev yapan komutanlar ve Jön Türkler dediğimiz yazarlar, çizerler. Osmanlı'da da 1876 ve 1908'deki o Tanzimat Fermanı'yla kalan evet. Esas ya, onlar da zaten aydınların bir şeyiydi. Aynen. Bu sebepten dolayı yine burjuva'nın kontrolünde bir Fransız ihtilalinde olduğu gibi ya da İngiltere'de gelişmiş olan sanayinin kralların yetkilerini sınırlayacak bir burjuva örgütlenme biçimi, İtalya'da denizcilerin ve ülke aşırı deniz sektöründe, lokomotif sektöründe gelişenlerin olmadığı, Almanya'daki sistemin olmadığı sistemler olmayınca Türkiye'de de Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın hemen akabinde yönetime gelecek olan kişilerin de sermaye birikimi olmadığı için, burjuva olmadığı için, bu sanayinin de temelinde bir devlet biçimine uygun bir hukuk sistemi yaratılamadı. Aslında sözü oraya getirmek istediniz. Ve sonraki dönemlerde de hatta biraz daha meseleyi açtı. İzmir İktisat Kongresi, Etibank, Sümerbank. Cumhuriyet döneminde çok önemli. Evet, bunlar kuruldu. Arkasından okur yazar seferberliği başlatıldı. Dışarıdan mevcut olan, hele Almanya'dan gelen kaçanların bir kısmının devlet dairelerinde, okullarda, üniversitelerde istihdam edilmesi, demir ağı, denizcilik, yeraltı, yerüstü, madencilik. Hukukun gelişimi daha iyi. Ve bunlara bağlı hem sanat, hem hukuk, hem de yaşam konusunda da gelişmeler oldu. Ve biraz da burjuvazinin de tamamen milli burjuvazi olmasa da işbirlikçi burjuvazi konumunda da kendisini geliştirmeye başladı.
İzmir İktisat Kongresi meyvelerini vermeye başladı ve Martha Carty'nin işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın da gündeme gelmesi, dünya sermaye ve piyasanın paylaşılmasının getirmiş olduğu tıkanıklarda Türkiye yine yakalanmış olmasına rağmen kendi iç uçkusuyla bir yere kadar geldi. Hukuk sistemi biraz daha odak görünür oldu. O bahsettiğiniz burjuvazinin ilk emarelerini gördükten sonra bu sefer savunma, anayasa mahkemesi, anayasa, Avrupa Birliği falan gibi kavramlar da ülkemizde tartışmaya ve tanışmaya başladı. Arzu ederseniz oradan başlayarak hukukta, hukuksal anlamda sınıfsal hakimiyetin, ama bu hakimiyete rağmen de hukukun Berlin'de hakimler var tezinin kabul görecek dünya literatüründeki önemi de var. Oradan ele alarak Türkiye'yi tekrar hukuksal anlamda nasıl bir döneme getirdik o dönemden bu yana, bu dönemde tıkanıkların sebeplerinde ne var, savunma ve karar önemi ve daha sonra da bunu etkileyen gelişmeler. Tabii şimdi hani Mustafa abi çok iyi yerlerden girdi, oraya da değineceğim. Hakan da güzel fikirler verdi. Programın en önemli özelliği bu. Herkes evet. Kendi alanında öyle güzel şeyler sunuyor ki seyircileri bize. Şimdi şöyle bir sorun var. Bizim öncelikle bir cumhuriyeti ele almamız gerekiyor. Gerçekten 1921 ve 1924 anayasaları çok önemli anayasalardır. Aslında cumhuriyetin yol haritasını belirleyen, uygulanmış olsaydı, demokrasiyle taşlandırmış olsaydı Mustafa abinin dediği gibi, gerçekten şu anda dünyada parmakla gösterilebilecek çok önemli bir ülke haline gelebilirdik. Yine stratejik anlamda çok önemli bir ülkeyiz ama artık diğer ülkelere rol model olabilecek, sadece doğuya değil batıya da rol model olabilecek bir model yaratabilirdik. Çünkü Atatürk bir tebaa kültüründen artık bir bireye dönüştürdü. Bir Türk toplumu yarattı, bir Türkiye yarattı. İkincisi Fransız ihtilalinden kaynaklanan tabi hak kavramını getirdi. Bireylere söz hakkı verdi ve tüm yetkiyi padişahtan tek bir kişiden alarak veya işte yeryüzünün halifesi olduğu söylenerek dini bir takım yetkileri sözü parlamentoya verdi. Bu parlamentoda dedi Türkiye'nin her yerinden, her mozaiğinden gelen ve her kesimin temsil edildiği bir parlamento olarak oluşması ve tüm Türkiye adına burada projeler üretilmesi, konuşulması ve sorunların dillendirilip çözüme kavuşturulması konusunda bir yol haritası belirledi. Bizim asıl sorunumuz Cumhuriyet'in başlangıcındaki temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı, işte batıya, çağdaşlaşmaya yönelindiği, bireyin artık söz sahibi olduğu, o yapıya tam geçemedik. Demokrasiye geçemedik. Ondan sonra hep yalpalamaya başladık. İşte Atatürk'ün ömrünün vefa etmemesi ve birçok devrimlerin yarıda kalmış olması veya uygulayıcıların yanlış uygulamasından bazı devrimleri, bir takım sıkıntılar yaşadı Cumhuriyetimiz. Bunun en büyük sorunu da zaten yargı. Çünkü her dönem kendi ilkelerini, siyasi düşüncesini pekiştirmek, onu uygulamak ve kendi gücünü korumak için hep bir beka sorunundan bahseder her iktidar. Bir beka sorunu var. Aslında o bahsettiği ülkenin beka sorunu değil, kendi beka sorunudur. Siyasi beka sorunudur. Bunlardan dem vurarak yargıyı sopa olarak kullandı. Yapılan işlemlerde belki kanuniydi çoğu işlem. Kanuna uygun mu uygun ama hukuka uygun değil. İkisinin arasında çok büyük fark vardı. Biz kanun devleti miyiz, hukuk devleti miyiz? Kanunu iki dakikada yaparsınız. İki dudağınızın arasındaki bir mesele bu. Bizim sorunumuz asıl buydu. Şimdi geçmişten gelen kötü bir deneyimle her sistemden yakınan, adaletten yakınan kişi ilk hedefi yargıyı ele geçirmek, gücü ele geçirmek. Kanun ilkesi gereği kanunlarını kendine göre uydurarak öcünü almak ve gücünü pekiştirmek. Bu mihvalde yargı maalesef kötü bir sınav verdi. Ben hani Mustafa abiye de katılıyorum burada. Gerçekten biz yargıdaki bireylerden, hakimden, savcıdan, avukattan kahramanlık beklemeyelim. Çünkü yapısal olarak kuruldukları düzlemde bir Hakimler Savcılar Kurulu var. Bunun başında Adalet Bakanı var. Şimdi özlük haklarınızı düzenliyor. Maaşlarınızı veriyor. Sizin tayinle ilgili işlemlerinizi yapıyor. İki dudağın arasında sizi meslekten atabiliyor. Denetleme mekanizması onlar. Nasıl nefes alacaksınız? Nasıl özgürce karar vereceksiniz? İşte en son anayasa referandumunda
Bir de hakimlere bağımsız ve tarafsız ilkesini getirdik diye bir ilke koydular. Ya yazmakla bu iş olmuyor. Şey, geçen programda da söyledik işte, örnek, en son örneği İzmir Karaburun'da bir siyasi partinin ilçe başkanıymış. Bir kavgaya karışmış. Hakim de doğal olarak tutuklama kararı vermiş. Ve bunun doğal sonucu, hakim karı koca aynı gün hiçbir gerekçe gösterilmeden Güneydoğu'da, söylemeyeceğim, bir ilçemize tayin edilmiş. Hani coğrafi teminat? Adalet Bakanımız çıkıyor. Biz diyor hakim savcılarımıza coğrafi teminat getirdik diyor. Övünerek söylüyorsunuz. Burada nerede? İşte bir önemli davada hakim hukukçu gibi davranmaya çalışıyor. Yargı hukukçu gibi, hukukun gereğini yerine getirerek yargılama yapmaya çalışıyor. Ama bir bakıyorsunuz, duruşmadan çıkıyorsunuz, hemen akabinde görevden alınmışsınız. Siz başka mahkemeye verilmiş, yerine yeni mahkeme veriliyor. Biz bunu Çağdaş Hukukçular Derneği'nin yargılandığı davada gördük. Osman Kavala'da gördük. Onun gibi birçok davada gördük. Burada hakim savcılardan gerçekten kahramanlık beklemememiz lazım. Toplum ne kadar hukuk istiyor? Toplum ne kadar sahip çıkıyor hakim savcısına, avukatına? Önemli şimdi, olan bu. Bu çok önemli. Ve bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü biliyorsunuz şartlar müsait olsaydı Türkiye Barolar Birliği Başkanımız bizzat bizim programımıza konuk olacak ve bunları anlatacaktı. Ve şu an biliyorsunuz Türkiye Barolar Birliği yeni bir karar aldı. Bu karar savunmanların evet, karşılaştığı sorunlar var. Onu lütfen unutmayalım. Biraz evet. Bu konuda size biraz daha fazla söz hakkı vermek istiyorum. Bu konuyu işlememiz lazım. Savunmanların sorunları, çünkü şu an bu üç ayağın en ötekileştirilmiş, yasal güvenceleri bile törpülenmiş ve kendi haklarını bile kullandırtılmayan bir aşamaya geldikleri için onlar bile sokaklara inmek zorunda kalıyorlar, mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu konuya da bağlamanızı rica edeceğim. Şimdi tabii yargının çok ciddi sorunları var ama bunun içerisinde üst hiyerarşik yapısı olmayan, daha özgür olan ve tabanın sesi olan, ekonomik anlamda da kimseye bağlı olmayan bir yapı olan barolar ve avukatlar var. Hani yargıçların, savcıların diyoruz ya, özlük haklarını HSK düzenliyor, iki dudağın arasındasınız. Adalet Bakanı zaten İTA amiriniz gibi duruyor orada kurulun başında. Nefes alma imkanınız yok. Yaşama hakkı vermiyor size. Yaşamınızı sürdürmek zorundasınız. Bir yere kadar anlıyorsun. Ama öteki tarafında halkın sahip çıkması gereken önemli organlardan bir tanesi de barolar ve avukatlar. Şimdi yargının en büyük sorunu, yargının biat etmesi ve siyasallaşması dedik. Bu sefer baroları bölmeye götürdüler. Biz bir yürüyüş yaptık tüm Türkiye'de. Ankara'ya kadar yürüyüş yaptık. 27 saat bizi ablukaya aldılar. Türkiye'nin baro başkanları yürüyüş yapıyor. Sadece sembolik anlamda bir yürüyüş yapacağız. Ankara'ya giriş yapacağız. Buna müsaade edilmedi. 27 saat. Çalıştılar. Başkente sokmamaya çalıştılar. 27 saat. Ne demek? Orada yağmurun, çamurun altında kaldı. Kadınla, erkekli, yaşlısı, genci, baro başkanları. Yani savunmaya bakış açıları bu. Anlayış bu. Bizim üzüldüğümüz nokta bu. Şimdi sürekli avukatlara hukukçu pompalanıyor. Sürekli hukuk fakültesinden mezunlar geliyor. Bu sefer avukatlar da niteliğini kaybetmeye başladı. Nicelik anlamda artmasına rağmen. Geçim derdine düştü. Onlar da aile geçindiriyor. Kendi geçimlerini sürdürecekler. Zor şartlarda zaten geçimlerini sürdürüyor. Biz yeni taleplerle gittik. Bakın geçinemiyoruz dedik. Gerçekten savunma hakkı kutsaldır diyoruz. Bunun için işte Avrupa'da olan zorunlu müdafilik sistemini getirin. Kendisine avukat tutmayı tutamayan, imkanı olmayan kişilere devlet avukat versin dedik. Ücretini de devlet ödesin. Çünkü sosyal bir hukuk devletiyiz ya biz anayasaya göre. Bunu sağlaması gerekiyor devletin. Bunu yapın dedik. Bu mekanizma çıktı ama şu anda sadece adli yardım ve CMK'ya bağlı bir avukat ordusu yarattınız. Bütün geçimini artık oraya bağlamış. Çünkü nitelik anlamda gelişmeseniz de nicelik anlamda artıyorsunuz. Böyle bir sıkıntının içerisinde avukatlar şu an açlık sınırında. Öteki taraftan adliyelerde işte başsavcılığın hakimiyetinde olan bir sistem kurdunuz. Orada avukatların, baroların herhangi bir söz hakkı yok. Otoparka giriyorsunuz. Savcıya, hakime, memura bedava, avukatlara paralı. Kanunda var, avukatlık kanunda. Siz bize yer göstermek zorundasınız. Adliyede her yere giremiyorsunuz. Kendi müvekkiliniz için
işte bir işlem yapacaksınız, size bin bir türlü zorluk çıkarıyorlar. Avukatlık kanununda bunların hepsi olmasına rağmen zihniyetten dolayı bunları yapamıyorsunuz. Şimdi gelinen noktada demin anlattığınız gibi CMK'da zorunlu müdafilikte bir görev alıyorsunuz, size bir görev geliyor. Gecenin bilmem kaçında gidiyorsunuz, 5-10 saat orada ifadeye katılıyorsunuz, belki 2-3 gün katılıyorsunuz. Sonra yıllarca süren bir yargılama dosya elinizde kalıyor. Bazen şehir dışına çıkıyorsunuz. Bazen şehir dışına gidiyorsunuz. Ve orada bu genelde zorunlu ifade vermeye çalışanlar aynı şeyde şehir içinde yapabiliyorsunuz bu görevi. Ama aldığınız dosya en az 5 yıl, belki de 10 yıl sizinle beraber bir yaşam sürüyor ve size verilen para vergisi düşüldükten sonra 600-700 lira civarında para kalıyor elinizde. Ya böyle bir angarya var mı? Anayasaya göre angarya yasaktır. Avukatlar geçinemiyor diyoruz. Sen 200-300 lira bir sorguya veriyorsun, gidiyorsun. Avukat 2-3 gün bütün mesaisini harcıyor. Bir sorguda kalıyor. Hukuki sorumluluk alıyor orada. 5-10 yıl süren davalarda hukuki sorumluluğu alıyor. Bir duruşmaya gitmediğiniz zaman hemen ağır cezaya görevi ihmalden dava açılıyor, yargılanıyorsunuz. Ve verilen para 300-500 lira. Bunlarla avukat nasıl geçinecek? Şimdi bunları dile getirdi diye barolarımız Adalet Bakanı çıkıyor. Efendim işlerine baksınlar. Siyasetle değil meslekleşen insanların sorunlarıyla, mesleklerinin sorunlarıyla uğraşsın diyor. Bunu anlatıyoruz. Dinlemiyorsunuz. Şimdi ilk defa kanun ilkesi diyor. Efendim biz sadece CMK'da Aralık ayında, Ocak ayında artış yapabiliriz. Kanun böyle diyor. Her şeyi değiştirdiniz. Anayasayı değiştirdiniz. Ülkenin rejimini değiştirdiniz. Sadece bunu mu değiştiremiyorsunuz? Buna nasıl inanmamızı bekliyorsunuz? Yani sorunumuz bizim bu. Bizi ciddiye almıyorlar. Halen ötekileştiriyor. İşte bugün yine açıklama yapmış. Yargıya güvenin diplerde olduğunu görüyoruz. İşte hakimler, savcıların vermiş olduğu kararlarla yargıda güven sağlanmaz diyor. Zabıt katiplerimizi arttırıyoruz. İşte zabıt katibi sorunumuz yok. Bir de bilirkişilik müessesesini değiştireceğiz. Yargının sorunu böyle mi çözeceksiniz? Güvenilirliği böyle mi artacaksınız? Güçlü bir savunma yaratmak zorundasınız. Biz daha dinamiyiz. Biz güdülüyoruz. Biz itekliyoruz. Türkiye'de bakın halkımız şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunu hakim savcılarımızın da çok iyi bilmesi gerekiyor. Türkiye'de uygulanan çok uç içtihatlar, içtihatı birleştirme kararları vesaire. Bunlar nereden çıkıyor? Verilen kararlara hukuken itiraz eden bunların iç hukuka uygun olmadığını veya uluslararası mevzuata uygun olmadığını, uygulanması gereken sistemin şu olması, verilen kararın bu olması gerektiğini iddia eden ve zorlayan, itiraz eden, uğraşan avukatlar sayesinde olmuştur. Çünkü biz götürüyoruz, biz itiraz ediyoruz. İtiraz etmesek, mahkemenin verdiği karara itiraz etmiyoruz desek o karar hep uygulanacak. Yanlış olarak uygulanacak. Doğrusunun uygulanması için biz götürüyoruz. Önce istinafa götürüyoruz, ikna edemedik Yargıtay'a götürüyoruz. Yargıtay'ı ikna edemedik üst kurula tavsiye karara götürüyoruz. Hukuk genel kuruluna kadar götürüyoruz. Biz inatçıyız, biz mücadeleciyiz. Sadece bir tek şey istiyoruz. Maddi gerçek ortaya çıksın, gerçek hukuk uygulansın. Ama bu şartlarda Adalet Bakanlığı, hükümet bizi ekonomik anlamda boğuyor, siyasi anlamda boğuyor. İşte baroları böldünüz. Uyduruk bir iki nolu barolar yarattınız. Bu konu tekrar iki tane ısıtılıyor şu an. Tekrar ısıtılıyor. Yani bizi sopayla korkutabileceklerini düşünüyorlarsa. Ama bir de toplum için çok büyük bir zararı var bunun. Toplum zarar görüyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu anlatın lütfen tekrar. Yani çünkü tek baronun renge, mezhebe, ırka, bölgeye, cinsiyete bağlı olmadan ortak olarak hukukun göstermiş olduğu ilkeler doğrultusunda örgütlenen ve hakimle savcı karşısında üçüncü ayağı oluşturan çok önemli bir şey. Fakat bölünmek demek yarın yoldaşların, candaşların, yandaşların, mezheplerin, tarikatların, bölgelerin, Karadeniz, yani bir sürü yeni baronun tekrar parçalara bölünmüş, parçalı bulutlu bir sürü baronun ve ona uygun da hakimlerin, savcıların yer alacağı bir hukuk sistemini ya, düşünebiliyor musunuz? İnanın, nasıl bir sorun? İnanın biz bunları söyledik. Bakın hakimler, savcılar da insandır. Etkilenebilir, yönlenebilir veya yani gönüldaşlığından dolayı uyabilir. Biz diyoruz ki bizim baromuzdaki hiçbir avukatın bize müracaatında biz diline, dinine, cinsine, ırkına, siyasi görüşüne hiçbirine bakmayız. Hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Sadece bizi avukatlık kimliği ilgilendiriyor, hukukçu duruşu ilgilendiriyor. Ve her şeye hukuken bakmak zorundasınız. Ve bir arada da yaşıyoruz. Hiçbir birimizden de farkımız yok. Aynı baroda oturuyoruz, aynı duruşmalara giriyoruz, aynı koridorlarda geziyoruz, aynı cübbeyi giyiyoruz.
nereden geldiğinizi hakim savcı çok önemsemiyor. Daha objektif duruyorsunuz. Tabii. Şimdi bölmeye çalıştığınızda aslında bize diyorlar bak bu kadar yürüyüş yaptınız, bu kadar mücadele yaptınız, bu kadar rezillik çektiniz ama hükümet yine istediğini yaptı. İstediğini yapamadı aslında. Kadük bir iki nolu barolar yarattılar. İki tane yaratabildiler. Bir tanesi de şu an sayı olarak zaten düşmüş. Büyük ihtimal kapanır. Biz eğer o mücadeleyi vermeseydik, bakın halk buradan gerçekten iyi bilsin, bizi şubeleştireceklerdi. 300-500'lük sayılarla burada barocuklar kurulacaktı. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi A şehrinin işte hemşericilik olduğuna göre yani örneğin Mersinlilerin kurduğu olacaktı. Adanalılar mı olacaktı? İstanbulluların, Yozgatların böyle barolar kurulabilecekti veya mezhepler kurabileceklerdi. Siyasi anlamda kurulabilecekti. Şimdi gittiğiniz zaman hakim savcı da etkilenecek sizden. Yani ona ya uygun bir hemşeri ya hakimi bir tavır takınacak tabii size. Ona uygun bir hemşeri de şeyisi hemşeri hakimi bölgesi Karadeniz'e Akdeniz'e bir savcıya ulaşmak ya da buna benzer bu bir olacaktı. Lobiler oluşacak. Aslında halkı da bölecekti tabanda. Işte yani çünkü siz de tabanda şu anda geldiğiniz zaman ben bakıyorum burada muhafazakar biri işte sosyal demokrat biriyle iş yapıyor, avukatlık yapıyor. Bakıyorsunuz çok iyi uyum içerisinde. Çünkü onu ilgilendiren hukuki anlamdaki nitelikli hukuki yardımdır. Onu alabiliyorsa ona gidiyor. Ama yarın bunu böleceksiniz siz. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Siz ülkeyi bölüyorsunuz dedik. Bırakın bu havuza herkes geliyor. Bu havuzdan istediği avukatla çalışabiliyorlar. Ama yarın ister istemez siyasi sahiplerle, işte başka sahiplerle o barolara gidecek. Bu barolara zaten şu anda üye olmaya çalışan avukatlar da tamamen yandaş ve zorlamayla giden avukatlar ve gittikleri mahkemelerde de direkt hakime veya savcıya iki nolu baro diye söylüyor. Hani bak ben onlardan değilim, ben ayrıştım. Ben hükümetin yanındayım demeye çalışıyor. Yine baroları da siyasallaştırmaya çalışıyorlar. Rozet olarak kullanıyorlar. Tabii rozet olarak kullanıyor. Biz buna da karşıydık. Yani yargının gerçekten reforma ihtiyacı var. Biz hükümete şunu söyledik. Bakın avukatların ve yargının çok büyük sorunları var. Biz bunu inkar etmiyoruz. Bizim de sorunumuz var, yargının da var. Bırakın baroları bölmeyi. Gelin yargının tüm sorunlarını masaya yatıralım. Çağdaş, demokratik, layık, ilerici, gerçekten Batı standartlarında temel insan hakları ve özgürlüklerini teminat altına alan bir yargı çalışması yapalım. Hakim savcılarımızın teminatını daha da güçlendirelim, daha özgür kılalım onları, daha bağımsız olsunlar, daha nitelikli hale getirelim. Baroları güçlendirelim. Güçlü savunma, güçlü yargı demektir. Halkın da hem devletine hem ülkesine daha da çok bağlanmasını ve hukuk güvenliği içerisinde birbiriyle barış içerisinde özgürce yaşamasını sağlar. Ben burada eğer gerçekten hukuk güvenliği sağlanamazsa yarın kendi hakkımı kendim almaya çalışırım. Sizde bir hakkım varsa gitmem mahkemelere, gelirim zorla sizden almaya çalışırım. Burada devletin kontrolü nerede? Bizim toplumsal sözleşmede vermiş olduğumuz yargı erki, yargıyı uygula talimatı nerede? Onlar yok olacak. Biz bu tüm tehlikeleri kendilerine söyledik. Ama bunun yerine bizi dinlemek yerine kendi bildiklerini okudular. Sayısal üstünlük, bakın her zaman toplumda demokrasilerden ederiz ya. İşte sayıca üstün olanların verdiği kararlar demokratiktir. Asla öyle değildir. Toplumun çoğunluğu eğer istemiyorsa, sayıca üstünlüğünüz varsa dahi bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bir şey kanuni olabilir ama hukuken olmaz. Vicdanlarda ve akıllarda, zihinlerde eğer kabul görmüyorsa asla yapamazsınız. Tabii. Sayın Yeşilboğaz, zaman su gibi akıyor. Son 10 dakikamız. Bu 10 dakikayı biraz adil kullanmak istiyorum. Ama sözü tekrar... Ben son bir şey söyleyeyim. Adalet Bakanlığı'na şunu istiyoruz. Gerçekten bizim sorunlarımızı çözmek istiyorlarsa, Barolar Birliği'miz orada, başkanlarımız orada, otursunlar. Onların vermiş olduğu sorunlarla ilgili çözüm önerileri samimiyetle sunsunlar. Yani biz bu eylemi yapmaya çok da niyetli değiliz. Çok da gönüllüsü değiliz. Ama biz batıyoruz. Yargının son sac ayağı da batıyor. Kesinlikle. Yargıyı kurtaralım. Tabii. Sayın Koçman, devletin üç ana bileşeni yasama, yürütme, yargı. Çağdaş, demokratik, hukuk devletinde erker ayrılığı çok önemli. Adalette de savunma ve karar çok önemli. Onu işlemeye çalıştık. Bir de dördüncü kuvvet dediğimiz hem savunmanın, hem savun, hem kararın otokontrol sistemini yine hakkın ve hukukun bilgi alma ve halka ulaştırma konusunda da olmazsa olmaz dediğimiz gazeteciler var. Gazetecilerin de görevini
yapamamasının yarattığı sorunlar devlet biçimi ne olursa olsun, ister otokratik, ister monarşik, ister demokratik. Çünkü bütün devletlerde bazen güçler biraz daha ileriye yönelik, kendilerine uygun sonuçlar elde eden hamleler yapıyor. Burada medya, gazete ve dördüncü kuvvet dediğimiz muhabirlik, bilgilendirme devreye giriyor. Bu anlamda gazeteciler, Dünya Gazeteciler Cemiyeti'nin il temsilcisi olarak felsefi de, tarihi de, medyayı da göz önünde bulundurarak günümüzde ve ülkemizdeki son durumu anlatabilirsiniz. Yani aslında her şey birbirleriyle paralel gidiyor ve bütüne baktığımız zaman aslında Bilgin Başkan'ın çizmiş olduğu tablo aslında her alanda bu şekilde. İşte AKP hükümetinin iktidara geldiği günden sonra başlayan süreçte gerçekten medya alanında da çok büyük değişiklikler oldu. İşte herkesin gözü önünde olan değişiklikler bunlar ve medya maalesef ikiye bölündü. Bir havuz medyası denen yandaş medya ortaya çıktı. Bir de muhalif medya ortaya çıktı ama insanların hangisine güveneceği konusunda gerçekten kafası gitgide karışmaya başladı. Çünkü yani medyada çalışan kişiler ve gazeteciler de maalesef fanatik ve radikal davranarak sürekli karşı tarafı eleştirip eleştirdiği oklarını hiç kendilerine çevirmeden maalesef kutuplaşan bir ortam yarattılar medyada ve bu kutuplaşan ortam da maalesef direkt olarak halka ve siyasete yansıdı. Ve bu kutuplaşmanın getirdiği sonuç tabii ki kutuplar arasında ciddi bir gerginlik ve oluşmasına yol açtı ve safların oluşmasına sebep oldu. Ve giden giden sürece baktığımız zaman Türkiye'nin basın alanında da otokratikleşmeye başladığını ve havuz medyasının işte gayet özgürlüklerini istedikleri gibi kullanırken muhalif dediğimiz medyanın cezalarla ya da çeşitli mahkeme kararlarıyla yasalarla baskı altına alınmaya çalışıldığını gördük. Ve bu gerçekten tüm gazeteci işini gerçekten severek ve gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak yapan tüm gazetecileri üzüntüye boğdu. Çünkü böyle bir ortamda gerçekten gazetecilik yapmak çok zorlaştı. Gerçek gazetecilik yapmak çok zorlaştı. Çünkü gazeteciler sadece yasal engellemelerle değil, aynı zamanda ekonomik olarak da baskı altına alındı. Çok ciddi biliyorsunuz muhalif televizyonlara ve gazetelere çok ciddi cezalar getirilmeye başlandı. Ya da yandaş bir gazeteci olursanız gerçekten kazancınız çok iyi noktalara doğru gitmeye başladı. Bu da maalesef gazetecilik mesleğinde ciddi erozyonların oluşmasına sebep oldu. Ve zaten Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti de bu bağlamda kuruldu. Yani Türkiye'de böyle bir misyon üstlenmek için kuruldu. 2019 yılında kuruldu. Ve gazetecilik mesleğine etik standartların maalesef geri gelmesi gerekiyor şu anda. Ve gazetecilerin de mesleklerini istedikleri gibi objektif ve tutarlı bir şekilde yapılabilmeleri için tarafsız bir şekilde desteklenmeleri gerekiyor. Ama bunun şu anda pek mümkün olduğunu görmüyoruz. Çünkü işte 2011 Aralık alanında 44 tane gazeteci 23'ü hüküm giymiş bir şekilde cezaevinde tutukluydu. Ve Çin'den sonra maalesef Türkiye en çok gazeteciyi cezaevine koyan dünyada ikinci ülke.
Ve bu gerçekten Türkiye için çok büyük bir ayıp. Ve demokrasinin aslında Türkiye'de işlemediğinin de en büyük göstergelerinden bir tanesi. Çünkü gazeteciler halkın gözü kulağı olarak halkı doğru bilgilendirme işini yapan ve tarafsız olan kesim. Bu yüzden dördüncü güç adını alıyor zaten. Ama gazetecilikte, yani basın da kendi misyonunu yerine getiremediği durumda ve yani bunun aşikar olduğu bir durumda demokrasinin de çok ciddi anlamda, hukukun da sekteye uğradığını söyleyebiliriz Semir Hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin bu anlattığınız konu Tekirdağ'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve yine Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin de üye olduğu bir çalıştayda ele alındı. Evet. Başkanlar Kurulu'nda. Gerçekten bu konuda da çok önemli açıklamalar yapıldı. Şu an sizin değindiğiniz konulardan da bütün Türkiye'de ve bütün dünyada yapılan çalışmalar ve bizim ülkemizin de içinde bulunduğu koşulları belirtmek anlamında bizim de dikkatimizi çekerek bunun önemini bir kez daha bizi izleyenlerle paylaşmış olduk. Şöyle Semir Hocam, biz Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak geçtiğimiz genel kurulda şöyle bir karar aldık. Artık tıpkı hakimler, doktorlar gibi gazetecilere de bir yemin metni hazırladık kendi bünyemiz altında. Şu anda hiç örneği yok. Evet Semir Hocam. Artık gazetecilerin de yemin etmesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Avukatlar da yemin ediyor. Avukatlar da yemin ediyor. Avukatlık yeminle başlar. Tabii. Yani doktorlar zaten Hipokrat yemini diye çok önemli bir şey var. Askerlerin de kendilerine göre yönelikleri var. Tabii. Yani tabii medya çok önemli. Yani medya halkın haber alma hakkını her iki boyutuyla sadece bilgilendiren değil. Yani hem halka aldığı haberi topluma, hem toplumdan aldığı haberi halkın bireyine aktarmıyor. Onlar da gerçeğin toplumsal, peşinde. Tabii yani şöyle, hukuksal boyutuyla tıpkı doktorlar gibi, avukatlar gibi çok kutsal bir meslek sürdürüyor kesinlikle. Gazeteciler. Evet, doğru. Ve bu bağlamda gerçekten bazı ilkelere bağlı kalmalılar. Ve bunun da biz bu anlamda getirilecek bir yeminle sağlanabileceğini umuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sayın Güler, zamanımız artık sizinle birlikte dolacak. Ama son cümle için yine bir hukukçu olarak Bilgin Yeşilboğaz'a söyleyeceğim. Biliyorsunuz iş insanları hem müteşebbistir, hem üretici konumundan kaynaklanan çalışanlara sahiptir. Çalışanların sendikal hakları, ekonomik yaşamları, sosyal güvencelerinin de teminatıdır. Ama onların kendi teminatları da çok önemli. Üretim yapabilmek, yatırım yapabilmek, devletle ilgili olan konularda hukuksal konularını korumak çok önemli. Tabii bu üç konuda sizi ilgilendiriyor. Günümüzün toplumunda bu nasıl sağlanmalı? Önerileriniz, düşünceleriniz, fikirleriniz nedir? Kuvvetler ayrılığını çok önemsiyoruz. Kuvvetler ayrılığı şu anda bütünüyle bozulmuş vaziyette. İktidar olan parti yürütmenin başı olduğu gibi parlamentodaki çoğunluğu nedeniyle aynı zamanda yasamayı da kontrol ediyor. Şu anda Hakimler Savcılar Kurulu üzerinden yargının bir bölümü denetim altına almış vaziyette. Bunun üçüncü bacağı olan, geride eksik kalan savunma kısmını oluşturan baroları da denetim altına alma mekanizmasıyla bütünüyle o kuvvetler ayrılığını yok ederek kuvvetler birliğine götürecek, otoriter bir yönetimi tesis edecek. Şimdi bu haliyle orta demokrasi orta gelir tuzağını yaratıyor. Şu anda yıllardır içinde kıvrandığımız bir orta gelir tuzağı diye tanımlanan bir kavram var. Bu işte bizim gibi gelişmekte olan ülkeler veyahut da 12 kişi başına gayri safi milli hasılanın 12 bin doların altında olduğu ülkeleri orta gelir tuzağına kapılmış, hapsolmuş ülkeler olarak sayılır. Aynı iktidar, bu iktidar İşte kuruluşunda, ilk iktidara gelişinde vaatleriyle Avrupa Birliği'ne katılmak, demokratik hasıp ve özgürlüklerini çoğaltma konusundaki vaadiyle birlikte hukukun üstünlüğünü yükseltirken bununla paralel olarak da kişi başı gayri safi milli hasıla da bununla paralel olarak yükseldi. 2012 yılına kadar bu yükselirken tam da orta gelir tuzağının eşiğinden çıkmak üzereydik. Çünkü 2012 yılında kişi başı gayri safi milli hasıla
12.400 dolara çıktı. Ancak bu hukukun üstünlüğünü, demokratik hak ve özgürlüklerin yükseltilmesi yerine hukukun üstünlüğünü yok etme girişimine başladıktan sonra da aynı şekilde yeniden hukukun üstünlüğü düşüş kaydettiği oranda gayri safi milli hasılamız ve kişi başına bu gayri şey de aynı şekilde düşüş kaydederek 7.000 dolara kadar düştü. Bugün 9.000 dolar seviyesine yükseldiyse bu biraz da demokratik hak ve özgürlüklerin çoğaltılması yerine dünyadaki ekonomik savaşlar yerine bazı ülkelerin cezalandırması yönüne yeniden bir pazara talip olma. Bizim bugün ihracattaki yükselmiş biraz kuşun taşa değmesi gibidir. Yani bizim yükselttiğimiz bir yatırım ortamının, yabancı sermayenin iyi gördüğü bir ortamdan ziyade Çin ve benzeri ülkelerin cezalandırması yerine yeniden bir pazar arayışıyla Türkiye'yi zorunlu olarak bir partner haline getirme durumundan dolayı kısmi bir yükseliş var. Ama demokratik hak ve özgürlükler çoğaltılmadıkça bunu yükseltmenin olanağı yoktur. Biz iş insanları olarak şunu söyleriz. Ekonomiyle demokrasi ayrılmaz ikilidir. Hukukun üstünlüğü olmadığı yerde yatırım olmaz. Demokrasi olmadan ekonomi olmaz. Ekonomiyi büyütmeden de demokrasi yerleşmez. Çünkü sadece anayasada yazılı olmakla hak ve özgürlükler gerçekleşmez. Bireyin seyahat özgürlüğü vardır. Eğer ekonomik gücü yoksa, seyahati kullanmıyorsa bu gadük kalıyordur ve yerine getiremeyen oyudur. Onun için toplumun ihtiyacı olan, ekonomik refahını sağlayacak olan ekonomiyi büyütmenin yolu demokrasiden geçer. Demokrasinin omurgası hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığını tesis etmeden bu kavgadan, bu mücadeleden veyahut da yoksulluktan çıkmamızın olanağı yoktur. Geriye dönüp baksınlar, 100 yıllık tarihimize baksınlar. Hangi iktidar olursa olsun nasıl bir seyir izlediğini göreceklerdir. Her iktidar vaatlerle demokratik hak ve özgürlükler, refah toplumu yaratmak için vaatleriyle gelir. Ama bunu yerine getiremediği için iktidardan gider. Demirel'in meşhur sözü vardır. Tencere iktidarı yıkar. Çok teşekkür ederim Sayın Mustafa. Ben de izleyenlerimize teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Yeşilboğaz, programımızın sonunda hukukçu olmaktan dolayı toparlama ve son cümleyi söylemek size düştü. Siz programımızın sonunda, programımızla ilgili, evet, ikinci programımız, izleyicilerimize mesajlarımız, birlikte program yapmakta olduğumuz arkadaşlarımızın performansı bir hukukçu gözüyle, çünkü sizin konunuzu işledik. Evet, acaba eksik şeyler var mıdır? En azından bunları görüp bir sonraki programda ele almak. Ya önümüzdeki programların müteakip alanlarda çok yerlerde hukuku işleyeceğiz. Evet. Onlara da not düşmek isterseniz söz sizde. Ya dilimizin döndüğünce hukuk sistemini anlatmaya çalışıyoruz ama bu çok, ne kadar çok program yapsanız bir yeri hep eksik kalacak. Ben seyircilerimize bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Son cümle olarak şunu diyorum. Yargı gerçekten çok önemli. Yargının her üç sac ayağını da çok önemsiyorum. Hakimler de, savcılar da, avukatlar da cübbe giyerler yargılama sırasında, yargılama faaliyeti için. Çünkü o cübbeler bizi daha soyutlar, kapatır. Bizim kişisel özelliklerimizi yansıtmaz. Çünkü yargıya nötr bir güven duysun diye o yargıdan hak hukuk bekleyen kişiler için. Cübbe bizim onurumuzdur. Ne kadar tahakküm olursa olsun biz onurumuza, cübbemize sahip çıkmak zorundayız. Belki karamsar bir tablo çizdik hukuk sistemimiz adına ama hukuk devletini yaratmak, demokrasiyi yaratmak, adaleti, evrensel insan hak ve özgürlüklerini bu ülkede kayım kılmak adına daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz. Biz hiçbir zaman bu mücadeleden kaçmadık, yılmadık, yorulmadık. Atatürk'ün de dediği gibi hep bir hukuk devleti yaratmak istemişti. Onun için mücadele etti. Tam da tabii sonradan gelenler tarafından sekteye uğratıldı ama söylediği bir cümle çok çok önemli tabii. Bu bizim şiarımız oldu. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Biz de umudunu hiçbir zaman kaybetmeyenlerden olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Atatürk'ün bu sözüyle de ben cümleyi kapatayım. Hukuk mücadelemiz
insan hakları bu ülkede kayboluncaya kadar, amasız fakatsız herkese eşit olarak uygulanana kadar da bu mücadelemiz sürecek, bizi bir tek kurtaracak olan hukuk birliğidir. Çok teşekkür ederim Sayın Yeşil Boğaz. Sevgili izleyiciler, programımızın sonunda aslında demokratik devlet yapısının avuç içinde bir güvercine benzetildiğinden yola çıkarak Bilge der ki, elinizdeki demokrasiyi hukukla taşlandırmadığınız müddetçe, yani fazla sıkarsanız öldürürsünüz, serbest bırakırsanız uçurursunuz. Onun için hukuk bunun adaletini, dengesini sağlar. Gerçekten ben de aynı düşüncedeyim. Toplumun gelişmekte olan, yapıya uygun olan yaşama biçimine ve onun kazandırdığı teknoloji, bilim, felsefe, ekonomik huzur ve yaşam biçimiyle birlikte güncellenerek çağdaşlaştırıldığı takdirde yasama, yürütme ve yargı erkinin birlikte çalıştırılması, insan haklarına dayalı, evrensel, demokratik, uluslararası medeniyetin uygun gördüğü yaşama biçimine yakışır bir devletin altyapısı ve üst yapısını kurmak hukukun öncülüğünde olmalı diyorum. Ve arkadaşlarım Gültekin Hakan Koçman, avukat Bilgin Yeşilboğaz, Mustafa Güler, kameraman arkadaşım Anıl Ekren, Batuhan Bağcı ile birlikte ve sanıyorum rejide her zaman bizi destekleyerek güç veren Ezel Avan yönetmen reji arkadaşımla birlikte hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, kıymetli takipçiler. Sıcak su getirin diye bağırdılar sen doğarken. Alnına su bastılar ateşin çıkınca. Düştün yaranı, ağladın yüzünü yıkadılar. Heyecanlandı.